Evet Ezer, eğitimi konuşacağız. Her şeyin başı eğitim, eğitim, eğitim. Bizde ne yazık ki giderek kötüye giden eğitim, eğitim, eğitim diyoruz. Makine kötüye mi gidiyor, gitmiyor mu, ne oluyor? Onları konuşacağız burada. Niye diyeceksiniz? Hakikaten baktığımız zaman kötüye gidiyormuş gibi bir hal var işte. Daha önce, bundan 10 sene önce dünyadaki ilk 500 üniversite içerisinde, yanlış hatırlamıyorsam 6 üniversitemiz varken, bugün orada sıfırız. Hiçbir üniversitemiz ilk 500'e giremiyor. Peki bu ne demek? Önemli mi, değil mi? Hakikaten bu kadar kötü mü, yoksa kurumsal bir kötülük mü söz konusu? YKS sonuçları bize ne gösteriyor? Liseler hiçbir işe yaramaz bir hale mi geldi? İmam hatipleşme lisedeki düşük olan seviyeyi daha da mı aşağı çekti? İmam hatipler kendi işlerinde öğrencilere haksızlık mı ediyor? Oraya giden öğrencilere haksızlık mı ediliyor? Bütün bunları konuşacağız. Değerli konuklarım var. Profesör Doktor Cemil Yücel, Profesör Doktor Engin Karadağ ve Profesör Doktor Erhan Erkut bizimle beraber. Erhan Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Cemil Hocam hoş geldiniz. Hoş Engin Hoca sizi de getiremedik İstanbul'a, kusura bakmayın. Daha iyi Antalya'da katılmanız, belki sizin için de yollara katlanmadınız. Korona kol geziyor. Uçağa binmek belki de iyi oldu. İzin verirseniz Cemil Hoca'ya başlayacağım. Hocam üniversitelerle ilgili birkaç başlığımız var. Şimdi birincisi, başlığa girmeden önce. Siz de 2016 mıydı son program yaptığımızda? Hocam işte daha öncesi de var. Aslında ilk eğitim sizin teke tek özel diye başladığınız ilk programa biz çıkmıştık. Evet, ama kaç orada oldu, pizza fazlaca ondan oldu. Da fazla oldu hatta. Evet, ilk o zaman başlamıştınız. Evet. Tesadüfen de biz ilk programa katılmıştık. Evet. Sonra teke tek bilime dönüştürdünüz. Evet. O dönemden bu döneme o günlerde sizin programlarda söylediğimiz her şey hemen hemen oldu. Oldu. Yani o günden beri de benzer şeyleri söylüyoruz aslında. Yani uyardıklarınız gerçekleşti. Hemen hemen hepsi oldu yani. Şimdi de aynı şeyi söylüyoruz ve bugün de söyleyeceğimiz şeyler arasında gene bir dönüm noktasındayız. Hani gene buyurun başlayın, neredeyiz? Nereden geldik, dünya nereye gidiyor, ne oluyor ve biz neden bir dönüm noktasındayız? Tabii üniversite seçim dönemi başlıyor, tercihler dönemi başlıyor şimdi bir dahaki haftadan itibaren. Evet. Ortada kılavuz yok, daha doğrusu ön bir kılavuz var ama... Yok Atlas çıktı mı hocam, sizin haberiniz var mı? Yok Atlas çıktı ama bugün kılavuzun son halini bekliyoruz. Bekliyoruz hala, hala değil mi? Yani ilk defa oluyor galiba değil mi böyle bir şey? Kuruluşlar yayınlandıktan sonra ilk kılavuz yayınlandı. Hmm. Ben ilk defa olduğunu düşünüyorum. Çocukların elinde puan var, ne yapacaklarını bilmiyorlar. Bunun önemi yani bir üretilen kapasitenin kaybedilmesi. Kamuda, kamucu anlayışta hani bir kapasite varsa bunda bir erime mi başlıyor diye bizde soru işaretleri var. Biz 2016'dan beri yaptığımız şeylerde, uyarılarda o kapasitenin gitgide yok olduğunu ama bir taraftan da belki de naçizane bizim yaptığımız araştırmalarla yönetimlerde büyük değişmeler olduğunu, duyarlılık. Hani o teke tek programlarından sonra hani insanlar hani kurbağa hikayesi vardır ya, bu tencerede yavaş olsun kaynar. Şimdi o kurbağa tek kurbağa değil, hepimiz o kurbağa olduk. Kurbağa yahnisine döndürecekler bizi ama kime meze yapacaklarını da bilmiyoruz yani. Bu kamu da dahil bunun içerisine, akademisyenler, rektörler, eğitim sisteminin bütün aktörleri altımız öyle ısındı ki artık sıçrayacak vaktimiz yok, mecalimiz kalmadı yani şu anda. Yani üniversite sistemi çok ciddi hasar mı aldı? Hasar aldı ve hasar almakla birlikte bazıları uyandı. Heh. Yani sizin o programlar, bizim raporlardan sonra hani biz dedik ki orada uyuyan devleri uyandırırsak başımıza bela alırız. Ama en azından onların hoşlanmayacağını inler söylersek, belki yönlerini, sırtlarını döndüler öğrencilere. Ailelere sırtlarını, biz kamu olarak, akademisyenler olarak, üniversite olarak öğrenmeyi terk ettik. Öğretmeyi terk ettik. Bazıları, hani bizim araştırmalardan... Ama daha somutlaştırsak mesela böyle bu... Hocam derslere girme, çıkma dışarısında öğrencilerin hayatları çok tek düze üniversitelerde. Üniversite anlamı değişirken... Biz de hep ön plana çıkarılan farklı tercihler ve öncelikler öğrenciyi unutmamıza neden oldu. Hem akademisyenler olarak... Ne demek üniversitede öğrenciyi unutmak? Şimdi hep böyle eğer önümüze çıkarılan gerçek önceliğin, önemin sadece, tabii önemsiz demiyoruz ama sadece ranking sistemlerinde boy göstermek olduğu söylenince yönetimler kendilerini buna göre ayarlamaya başladılar. Böyle olunca... Şimdi öğrenci derste öğreniyor mu, öğrenmiyor mu? Hoca takip sistemi var mı? Aktif öğrenme var mı? Dersler verimli geçiyor mu? Tabii bir tane bugün açıklayacağımız, takip eden, geçmişten beri yaptığımız ve vurgulamaya çalıştığımız şeyler hala kötüye gidiyor.
Ve iyiye gidenlerin sayısı da artıyor tuhaf. Yani bir grup büyük bir çoğunluk dibe vururken dibe vuruyor. Bazıları seçmeci yukarı doğru gidiyor. Ama onlar da hep benzer aktörler. Yani bu işi gerçekten kafaya takmış o anda. Kafayı takmış. Biz öğretmek için buradayız. İşte bize emanet edilen çocukların buradaki hayat kaliteleri bize emanet ve biz bunu yaparken de severek bir akış halinde yapıyorlar. Bazı üniversiteler takip ettiğimizde ciddi anlamda öğrenciyle birlikte angaje ediyoruz. Bu yeni bunlar bir kamu mu özel sektör mü? İkisinde de var hocam. Ama şimdi belki Engin de oradaki istatistikleri verecek. Tamamen yönetim odaklıyız. Yönetimi eğer bir kültür... Kurumsal değil ki yönetim kim varsa. Yani bir yöneticiyi bir yerden bir yere alıp koyduğunuz zaman örneklerini vermemizde sakınca yoksa daha ileride belki verebiliriz. Yani sadece bir değişiklik olmuş adam 20 sıra birden öğrenci memnuniyetle bir senede fark etmiş. Yukarı çıkmış veya şey mi? Ama biliyoruz ki o kişi daha önce başka bir üniversitedeymiş. Tabii şimdi sermaye veya özel sektör bu kişileri takip edebiliyor. Direkt devlet üniversitesinden... vakıf üniversitesine veya özel... Ben özel üniversite demeyi tercih ediyorum. Çok az sayıda vakıf üniversitesi var. Onu da belki konuşmak gerekiyor. Hani direkt aldık meseleyi ama bir ekolojiden bahsetmek gerekiyor. Yani bugün bizi izleyen aileler çok uzun yıllardır ilk öğretimden itibaren üniversiteye gelinceye kadar kendimize daha kurbağalaştırıldık demek istiyoruz. Yani. Şimdi bir de yolundan tavuk kaz olma durumumuz da var. Yani bu süreçlerin içerisinde ne olacak? Talepleri aslında dışarıdan belirleniyor. Aileler olarak bizler anne baba olarak kendimiz bir takım taleplerimiz var zannediyoruz. Halbuki bu piyasa tarafından belirleniyor. Doğrunun tercih edilebilir eğitim hakkında, üniversiteler hakkında neyin tercih edilmesi gerektiğini aile olarak biz keşfettik zannediyoruz ama... Olumsuz giden şeylerin sonuçları bize yutturulan bazı şeyler var. Bugün belki onlardan bazılarına girmek lazım. Üniversite... Hocam girin bak kaybedecek vaktimiz yok. Hemen girin böyle. Girin, sabaha kadar buradayız. Girizgahla vakit kaybetmeyin. Üniversite o zaman şöyle söylemek lazım. Yani şimdi üniversiteye öğrenci göndermek isteyen insanın önceliği nedir? Herhangi bir aile açısından. Ne bekliyor? Şimdi biz sürekli puanlardan bahsediyoruz. Programların çoğuna bakıyoruz. Rektörlere bakıyoruz. Sürekli bir puan... Ama o üniversitenin içerisinde ne var? Oradaki yaşantı ne? Öğrenciler ne yaşamışlar? Tecrübeleri neler? Biz bu araştırmayı yapıyoruz. 2016'dan beri 6-7 değişik kategoriye girdik. Ve bunlar arasında öğrencilerin sözleri neler? Ve bunlar genellikle olup biteni bir bölümünü en azından bize sunuyor. Yani öğrenciden aldığımız dönütle biz akademisyen olarak bu alanda işte... böyle aralanmış bir kapıdan bir görüntü görebiliyoruz belki ama o bile bazen yeterli oluyor. Resmin büyüğünü görmek de mümkün değil ama bunu açmak, aralamak gerekiyor. Biz bu işe ilk başladığımızda yapabilir miyiz dedik ve yaptık. Yani çoğu üniversite şu anda bu öğrencilerin seslerini biz rapor ettikçe kendilerinin vizyonlarına geçelim ne olursunuz. Nedir? Raporlara geçelim. Ne diyor raporlar? Tamam, direkt yapıyor? Raporlara. Yani tüm adam mı var? Bunlar çok beni sıkıyor. Kusura bakmayın. Yani somut şeyler konuşmak istiyorum çünkü. Tamam hocam, yani, tüm aile başlıyor. Bu söylediğinizin tüm veriler farkında. Hemen hemen bugün açsanız bir sıradan eğitim yazarı da bunları söyler. O yüzden siz verilere geçelim. Verilerden hareket ederek o zaman tüm adam başlayalım. Başlayalım. Tahtalın başına geçelim. Slide 1'den itibaren Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması'nın evet. 2022 sonuçlarına doğru bakalım. Gelelim. Ve slide 1'den... Bana bir sopa vereceksiniz. Hayatımda ilk defa sopayla bir şey anlatacağım ama. Hocam yapacak bir şey yok. Bazen sopa lazım. Şimdi anladığım kadarıyla formatımız biraz hızlandırılmış olacak. Evet evet. Şimdi bizim üniversite memnuniyet araştırmamız 2016 yılından beri devam eden bir araştırma. Hı hı. Dediğimiz gibi biz katkı olarak bu sefer öğrenci. Öğrenci ne durumda? Öğrencinin memnuniyeti ne durumda ve hangi alanlarda bakmamız gerekiyor? Genel bir memnuniyet sıralamamız var ama bizim baktığımız alanlar. Birincisi ve bizim en çok önemsediğimiz ve Türkiye'de terk edilmeye başladığını düşündüğümüz nokta eğitim-öğretim deneyiminden tatminkarlık. Eğitim-öğretimden tatminkarlık çocuğun derse girdiği andan itibaren. Derse girdiği anda öğretmeninin ders anlatma biçiminden, akademisyenin ders anlatma biçiminden ne kadar tatmin olduğu, bu dersi anlayıp anlamadığı, derslerde kullanılan yöntemlerin kendisine uygun olup olmadığı. Puanlama yüz üstünden mi? Hocam bunların her birisi 10 üzerinden, her bir sorumuz 100 üzerinden. Ama genel toplama geldiğiniz zaman 6 boyutumuz olduğu için 600 puan üzerinden.
Yani burada genel memnuniyet puanlarına geçtiğimizde biraz sonra göstereceğim, üniversite adlarını da vereceğiz orada. 600 üzerinden düşünmek gerekiyor. Ancak herkesin anlaması gereken, madem bizi seyredenler de bu eğitim öğretimde ya sözlüklere baksınlar, orada öğrenciler derslerle ilgili neler söylüyor, ya da üniversitelerde derslerle ilgili bir şey var mı? Bu sene için değil. Hani bu sene çocuğunuzu tanıtımlara götürdüğünüz zaman belki size bir şey veremeyebilirler ama gelecek sene üniversiteye öğrenci gönderecekler. Gidecekleri üniversitelerden veya bugünden söyleyelim, örnek derslerini göstersinler. Dersler nasıl anlatılıyor? Ders teknikleri neler? Çünkü burada bir şey öğrenilmediği zaman fabrika metaforuna geri dönüyorsunuz. Yani karta basar gibi çocuk derse giriyor, öğretmen duvara ders anlatıyor, hoca duvara ders anlatıyor, bir etkileşim yok. Ve önemli bir kavram var, angajman. Nasıl çeviririz bilmiyorum ama yani gerçekten iç içe olma. Hocayla öğrencinin, üniversitedeki etkinliklerle herkesin birlikte bir şeyler yapması gerekiyor artık. Ve bunun sütçü eşeği mi derler, beygiri mi derler? Yani çocuğa bilgi mi yüklüyorsunuz? Dersin içerisinde tam öğrenme gerçekleşiyor mu? Süreç boyunca değerlendirmeler yapılıyor mu? Bunun örneklerini üniversiteler bizlere, velilere sunsunlar. Yani tanıtım günlerinde çimlerin üzerine uzanmış öğrenci fotoğrafları görmek yerine artık bize derslerde neler olup bittiğini, derslerin nasıl değerlendirildiğini ya da anlasınlar. Öğrenciler ve ana babalar bunu talep etsin. Tetkik edecek bir yöntem olması gerekiyor. Buradan bir sonuçlar aldık. Eğitim, öğretim tatminkarlığı genel anlamda 60 düzeyinde, 100 üzerinden 60 düzeyinde olduğunu görüyorsunuz. Biraz sonra yıllara göre dağılımını ikinci slide'da göstereceğiz. Ben bunların ne olduğunu. Yerleşke. Yine çok detaya girmeden söyleyeyim. Spatial dediğimiz mekansal kullanım. Mimari ve insan, bu mimarilerin içerisinde, mekanın içerisinde insanın yaşantısı oldukça önemli. Üniversitelere baktığımızda mekanların nasıl mesela dairesel mekanlar olduğu zaman, etkileşimsel mekanlar olduğu zaman öğrencilerin o kampüslerde, adamların kampüsü yok belki ama etkileşimleri var. İyi vakit geçiriyorlar. Ve bu tür kampüslerden memnuniyet. Sadece binalar değil. Burada neler yaşanıyor? Kampüsün içerisinde yaşantılar, etkileşimler neler? Fakülteler arasında 500 metre, 1 kilometre fark var. A fakültesi ile B fakültesi, iktisatla eğitim fakültesi öğrencisi hiçbir zaman bir araya gelmiyor. Mimarlık öğrencisinin edebiyat öğrencisiyle bir araya geldiğini görmüyorsunuz. Yıllar önce biz şöyle bir şey geliştirmeye çalışmıştık bir üniversitede. Binalarımız uygundu. Dedik ki ya burada edebiyat öğrencisiyle mühendislik öğrencisi yan yana derslerini koyalım. Çıksınlar, beraber otursunlar ve konuşsunlar. Hukuk öğrencisiyle İdari bilimler öğrencisi, kamu yönetimi öğrencisi bir araya gelmesini sağlayacak bir mekan düzenlemesi yapalım. Bu mekan hiç dikkat edilmemiş Türkiye'de. Ama tesadüfen... En yüksek memnuniyet orada. Efendim? En yüksek memnuniyet orada. Çünkü mimari çok büyük yatırımlar oldu. Biliyorsunuz yani çok eskiye devlet planlama yani. Teşkilatından itibaren planlanan ve Türkiye'nin her yerinde üniversitelerin açılması çok eskiye dayanıyor. Planlarının yapılması. Oraya büyük yatırımlar yapıldı ama... Binayı iyi yapmışız yine yani. Onun da şeylerini sunalım. Neden o üniversiteler daha iyi diye. Binaların yakınlığı, kullanım şekilleri buna hiç dikkat edilmiyor. Ha, veliler ne yapabilir? Yani burada benim çocuğum buraya geldiğinde ne kadar yürüyecek? Mekanlar nasıl? Eleştirel anlamda da söyleyebiliriz. Yani kantinlerinde, tanıtım günlerinde çay, burger yemeye gitmesinler. Gelecek seneye gidecek insanlar ara dönemde, aralarda, Şubat ayında, Ekim ayında gitsinler, kantinlerinde bir bulunsunlar. Acaba kantin odaklı bir üniversite mi orası? Yani özellikle özel üniversiteler için söyleyeceğimiz noktalardan bir tanesi bu. Yani çok şey söylemek gerekiyor ama anlayan anlamıştır. Yani bu üniversitelerin sadece öğrencileri oraya getirip 3 saatlik dersi 1 saate indirerek veya sınavları bir hafta olması gereken sınavları iki haftaya yayarak kantinde vakit geçirsinler de gelirlerimiz artsın diye mi düşünüyorlar? Evet, mekan nasıl kullanılıyor? Bunlar aileler için oldukça önemli. Binalar, kampüs veya okuyan öğrenciler bize söylüyorlar. Yani ben bu üniversitenin kampüsünde yaşadığımı hissetmiyorum. Ders biter bitmez şehre kaçıyor. Kaçmak istiyor. Kaçıyor adam. Durmuyor yani. Mekanlar uygun değil. Kafeteryadan başka bir şey yok. Apartman üniversiteleri var, nasıl kalsın? Bir de onlar var bazen ama onlar daha olumlu çıkanları var aralarında etkileşimden dolayı. Peki. Akademik destek ve ilgi.
Bakın çok nadir. Bunun açılımı çok önemli. Yani derslerinde zorluk çeken, danışmanlık saatleri. Mesela yurt dışında bazı üniversitelerde hocam, gelire ihtiyacı olan, geliri düşük olan, dezavantajlı ama başarılı öğrenciler diğer öğrencilere kılavuzluk yapar. Tabii. Ve üniversite bütçesinden bunlara belli bir saatlik ücret ödenir. Kılavuzluk sistemi. Bizde öyle bir sistem yok. Yani güçlük çeken, bazı derslerde güçlük çeken, problem yaşayan öğrenciye kim destek veriyor? Böyle bir sistem Türkiye'de yok. Bazı üniversiteler buna başladı. Kurumun yönetimi. Burası oldukça tepkili ve dikkat ederseniz en düşük orası. Yer burası. En kötü yer orası. Evet, yani bunu nasıl yapabilir bir kişi? Gene ara dönemlerde santrala bağlanmasınlar. Santrala bağlanmak yerine oradaki şube müdürlerinden bir tanesinin telefonunu bulsunlar, tuşlasınlar. Hani çünkü santrala bağlanırsa kime bağlanmak istiyorsunuz diye operatör çıkar. Operatör öğrenci işlerine bağlayabilir ama rastgele bakalım kaç dakika bekliyorlar. Öğrenci işlerine ulaşabiliyor mu? Yönetim, üniversitenin yönetimi ne kadar bir araya geliyor bu öğrencilerle? Öğrenci dekanlık sistemi oluşturulmuş mu? Veya bu öğrencilerin sorunları tartışılıyor mu? Rektör açık mı? Öğrencinin yönetim temsilcisi var mı? Tabii yani şimdi Twitter'a bile bakmanız yeterli, biliyor musunuz? Yani bazen adam cevap veriyor sürekli. Yönlendiriyor, şuna git diyor, buna git diyor. Öğrenci ulaşabiliyor mu yönetime? Dekanına, bölüm başkanına ulaşabiliyor mu? Şimdi öğrenme imkan kaynakları, bu biraz daha yine mekanlarla da alakalı, donanımla da alakalı, dijitalleşmeyle de alakalı. Kütüphane, işte sadece tornavidayla mezun olan elektronik mühendisleri var. Yani oradaki malzemeler... Ustabaşı kıvamında. Tabii ya, malzeme var mı orada? Malzeme, sarfiyat malzemeleri ne kadar kullanılabiliyor? Öğrenci ne kadar çamura, kile erişebiliyor? Bunları da sorduk. En son olarak da kişisel kariyer meselesi. Yani üniversitede web sayfaları falan girdiğiniz zaman eğer sürekli birileri gelmiş, popüler insanlar kişisel gelişim kursları mı veriyorlar? Yoksa yetkinlik temelli, beceri temelli, insanları yönlendiren, sertifika sistemleri olan, kariyerleri yönlendiren, mesela derslerinize acaba herhangi bir... sektörden eleman belli dönemlerde derslere giriyor mu? Ya bu kariyerler sadece konferanslar sistemiyle olmuyor. Veliler bunları inceleyebilir. Öğrenciler de zaten bakıyorlar. Hocam, hepsi birbirine çok yakın. Yani kurumun yönetim ve bir tek anlık kadarıyla yönetimlerle ilgili sorunlar daha fazla ağır basmış ama hepsi çok yakın birbirine. Bunlar ortalamadır. Yani evet. Çan eğrisi olarak düşünürsün. Evet, evet. Ama öyle bir yayılma var ki ve bir sonraki slide 2'ye hızlıca geçelim. Dengesiz bir çan eğrisi mi var? Dengesiz çan eğrisi var. Şimdi buradan biraz anlayabiliriz. Şimdi üniversitelere A+'dan FF'e kadar yönlendirdiğimiz zaman yıllara göre 2016'dan... FF en kötü. 2022'ye kadar geliyoruz. Yükselişi, FF'lerin ne kadar arttığına bakın. Genel memnuniyet bozulmuş anlamında. Yani. Bozuldu. Yani sürekli artıyor. Bakın bu sene %4'ü A+ oldu. Başlangıçta bu %25'ti. Yani biz... bunu öngörmüştük. Yani Türkiye öğrencisine sırtını dönüyor. Yani sürekli olarak başka türlü şeyler de söylenebilir ama yani bizim ikna edeceğimiz kitle öğrenci değil, veli değil. Başkalarını ikna etmeye çalışıyor yönetimler gibi görünüyor. Üniversitelerde, hocalarda bir şekilde derslerden ziyade derslerini iyi anlatmak yerine, ondan motive olmak yerine biz de artık kart basmaya devam etmiş oluyoruz. 3'e geçelim. Yani Türkiye'de üniversitelerin kalitesi düşmüş. Aşırı derecede düşüyor. Öğrenciler açısından. Öğrencinin bakış açısından. Aynen. Genel memnuniyette biz 20 tanesini verdik buraya. Genelde benzer. Abdullah Gül Üniversitesi başta çıkıyor. Mesela orada da değişik bir model var. Kendilerine bir vizyon veriyorum. Kayseri Abdullah Gül Üniversitesi. Tabii onlardan iyi bir vakıf sistemi kurmuşlar. Devlet Üniversitesi'ni çok iyi destekleyen bir şey. Kampüsleri çok güzel. Bir kimlik geliştirmişler orada. İşte zaten İhsan Doğramacı, Bilkent Üniversitesi kültüre sahip, vakıf kültürüne sahip diğer üniversitelerimizden bir tanesi. Bu sene de zaten yanılmıyorsam, hoca da belki onlardan bahsedecektir. İyi bir ücret belirlemişler. O ücret meselesi bu sene konuşmamız gerekecek. Pahalı mı yani? Bu sene çok pahalı.
Yani bu sene... Girişler çok pahalı. Eski öğrenciler zaman... Hocam daha iyi sektörden gelen bir insan olarak belki söyleyecektir. Bu sene çok hocam, tehlikeli. Hocam, burada sizi de kutluyoruz. Kurduğunuz üniversite ve olduğunuz üniversite ikisi de ilk onda. Sağ olun. Kaç senedir devam ediyor. Bu işte bir istikrar bir görüyoruz aslında. Bir kentte de dekanlık yaptım. Tabii burada bazı şeyleri söylemek... Türkiye'de belki en son da söyleyeceğiz. Bu vaktimiz yetişmiyor ama mesela burada Piri Reis gibi üniversitelere de dikkat etmek gerekiyor. Tematik üniversitelere de giderek, evet. Sağlık bilimleri üniversiteleri de aynı şekilde. Tıp ağırlıklı üniversiteler de aynı şekilde. Türkiye'ye yeni bir model oluşturma ihtimali olan... Bu tamamen öğrencilerin verdiği yanıtlar üzerinde. Aynen. Ya 47, bu sene 47 bin. 47.600 öğrenciden aldım. Sizin yapmış olduğunuz ankete verdiği yanıtlar üzerine öğrencilerin en memnun olduğu üniversite Kayseri Abdullah Gül 1, Bilkent İhsan Dorumacı 2, İzmir Yüksek Teknoloji ki bu okulla ilgili çok iyi şeyler diyorum 3, Sabancı 4, Yıldız Teknik 4, Sabancı 5, Özyeğin Üniversitesi 6, MEF Üniversitesi 7, Piri Reis Üniversitesi 8, Bezmialem Bakır Üniversitesi 9, Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi 10, Allah Allah bu çok şaşırttı beni. Koç 11, hep daha yukarıda çıkmasını beklerdim. Ege 12. Hepsinin bir hikayesi var, hepsinin farklı sebepleri olabilir, farklı araştırmaların konusu ama... Hasan Kalyoncu 13, Gebze Teknik Üniversitesi 14, bu okulla ilgili iyi şeyler duyuyorum. Yaşar Üniversitesi 15, Galatasaray Üniversitesi 16, İzmir Ekonomi 17, Türk Eğitim Derneği Üniversitesi 18, Türk Alman 19, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 20. Ve Türkiye'nin çok köklü üniversiteleri burada yoklar. Beklenti tuzağı diyoruz. Şimdi sizin... Sabancı diyorum. Boğaziçi yok. İTÜ yok. Çünkü yönetimden memnuniyetsizlik o kadar arttı ki vardı. Orada genel puan Boğaziçi vardı burada. İki sene önce yani bu rektör... Rektör olmadan evvel vardı. Hocam çoğunluğunda bir yönetim değişikliği var. Onun haricinde mesela İzmir Yüksek Teknoloji. Kurucu bir kültür orada oluşmuş. Daha önceki rektör orada bir kültür yapmış. Hocalar çok böyle odaklanmış durumda. Ve kendilerine bir misyon mesela geliştirmişler. Diyorlar ki biz işte akademisyen yetiştiririz, yurt dışına göndeririz. Bir de ne var biliyor musunuz? Buraya giden çocuklar arada derede kalmış çocuklar. Yani şimdi Koç'a, Boğaziçi'ne gidebilecek veya işte adını siz verin. O üniversitelere gidebilecek çocuk işte 35 bin, eskiden 35 bin sendromu vardır bizde. O 35 bin sendromuna yakalanıyor. Nereye gideceğim ben diyor yani. Boynu bükük bir şekilde. 35 bin sendromu der hocam, özür dilerim. Benim uydurduğum bir şey o. Yani öyle bir puan ki hocam. İstediğin yerin tam kıyısında kalıyorsun. 5 bin farkla kalıyorsun. Gitsen orayı da yaparsın ama kontenjan yok. Orası dolmuş oluyor yani. Boynunu bükerek İzmir Yüksek Teknoloji Üniversitesi'ne gittiği zaman ama gözleri açılıyor. Ama bir şeyler diyorum. Gözleri açılıyor yani. Bir de o kadar ilgi görüyorlar ki o kadar ilginin dışında müthiş bir angajman dediğimiz olay var. Birlikte çalışma var. Hoca takip sistemi var orada. Dolayısıyla benzer başka üniversiteler de var burada. Mesela bu listenin içerisinde garip gelebilecek bir şey varsa oradayla ilgili bir TED Üniversitesi var mesela. Hep gerilerdeydi. Ne oldu da birden yukarı çıktı? Birden çıktı. Çünkü geçen senenin birincisi... Abdullah Gül'ün rektörü TED'e geldi. Rektörü oraya geçti. Yani o kadar hikayeler var ki yani burada mesela Ege Üniversitesi senelerdir kriz yaşayan, düzelemeyen bir üniversite birden nasıl düzeldi? Şimdi bazı genellemeler yapmakta da zorlanıyorsunuz. Ege Üniversitesi'nin eski milletvekili. Yani burada iyisi de var, kötüsü de var ve düzelt. Yani partizan olduğu zaman illa kötü olmuyor. Genelde i̇lla kötü olmuyor. Genelde kötü ama Sağlık Bilimleri Üniversitesi de öyle yani. Birden sıçrama gösteren ve tutarlı bir şekilde devam eden insanlar bunlar. Şimdi burada Hasan Kalyoncu'yu görmeye başladık. Bir iki sene düştü. Tekrar nasıl yukarıya çıkabiliyor? Hasan Kalyoncu nerede? Gaziantep değil mi? Gaziantep. Çünkü ilk oranın kampüsünü kuran rektör görevden ayrıldıktan sonra orada çok güzel bir kampüs güzel kurmuştu. Kampüs. Müthiş bir kampüs kurdu. Sonra görevden ayrıldı. Biraz nadasa ayrıldı. Şimdi nerede? Yıldız Teknik'in başında. Ve bu sene, bir sene içerisinde gene sıçradı yani. Yani bu kariyer rektörlüğü işine... bakmak gerekiyor. Hikayeleri görmek gerekiyor. İyi rektör diye bir şey var yani. Var. Ve bu bence şu anda 50'ye yakın... Hocam, bu sıkıntı tabii. Kurum sayılar arttığını gösteriyor. 50'ye yakın iyi rektör, çok iyi rektör var. Ama tabii 200 üniversite olduğunu düşünürsek 200 üzerinde... 4'te 1'i. Yani 4'te 1'i çok iyi bir rakam bence yani. Bir sonrasına gelelim. Hangi üniversitede iyi öğretim veriliyor? Öğrencilerin öğrenmesinden emin olunuyor. Veya öğrenciye bilgi yüklemesi yerine daha aktif hale, angaja hale getiriliyor. Bu üniversitelere baktığınız zaman
Öğrenci derste öğreniyor. Ve öğrenemediğinden hocalar emin olmaya çalışıyor. 1 Abdullah Gül, 2 İzmir Yüksek Teknoloji, 3 Bilkent, burada Bilkent'e yer değişmiş İzmir Teknoloji, Sabancı, Bezmalem, MEF, Piri Reis, İzmir Ekonomi, Sanko, Yıldız Teknik, Gebze Teknik, Acıbadem, Koç, Yaşar, Galatasaray, Boğaziçi, Özyeğin, Konya Teknik girmiş buraya, Sağlık Bilimleri girmiş. Boğaziçi'ni görüyorsunuz gene yukarıda. Her zaman derslerden memnunlar. Ama başka yerlere geldiğiniz zaman... Hocalar işini yapmaya devam ediyor, ediyor. Dersler veriliyor. Yani bunların arasında kendilerine model arayanlar da var. Yani biz artık dünyadan bir şeyi kopyalamak yerine kendimiz de bir şey yapabiliriz diyenler de var aralarında. Yani artık biz işte Philip Learning diyorlar, aktif öğrenme diyorlar, öğrencinin hatalarını takip etme diyorlar, bunlara müdahale etme diyorlar. Yani amaçları orada, biz burada insan yetiştirmek diyen üniversiteler bu alanda ön plana çıkıyor. Ha, geleneksel olarak tabii bizim bildiğimiz üniversiteler ön plana çıkıyor. Bazı üniversiteler aşağı gitmeye devam ediyor. Yani sonuçta bu bizim en önem verdiğimiz yerlerden bir tanesiydi. Öğrenmeye geri dönülsün. Sınıflarda ama tabii şunu bir kez daha tekrar edelim. Bu öğrenci memnuniyeti açısından. Yoksa mezunlarının iş bulma, mezunlarının başarı falan oranları değil bunlar. Değil ama mezunlarla ilgili bu sene başlayan bir araştırmamız var. Cumhurbaşkanlığının da ona benzer araştırmaları vardı. O devam edecek zannedersem. O zaman içerisinde ortaya çıkacak bir şey var. Çıkacak ama orada da yani yakın olur diyorsunuz. Bu kariyer bizi orada onu da gösteriyor. Evet. Son basamağımız o kariyer geliştirme, o iş dünyasıyla nasıl ilişkiler kurulduğunu gösteriyor. Hızlı geçelim o zaman bir takine. Yerleşkesi. Hangi yerleşkelerde? Sadece yerleşkenin güzelliği değil, mimarinin güzelliği değil. Fatih Bey, bu 28 sayfa. Yani. 28 sayfa mı? Bunun 28 sayfa. Bitmez diyorsunuz yani. Belli bir noktada yani, ara verebiliriz hocam isterseniz. Altı basamağa geçelim, ondan sonra dönelim. Ya bu yerleşke meselesinde hayatın kalitesi. Yeditepe, Galatasaray, İzmir Yüksek Teknoloji, Özyeğin, Ege. Enteresan mesela, ben burada Bilgi'yi beklerdim. Çok hoşuma gidiyor yerleşke sorumluluğu. Geçen senelerde Bilgi görünüyordu hocam. Hı. Bilmiyorum, orada sadece içeride bir yaşantı problem var yoksa bizde mi kaç kişi aldık onu sayıyı bilmiyorum ama gene yukarılarda da. Ben beğenirim, hası beğenirim yerleşke olarak, evet. Güzeldir onlar da. Yerleşkenin güzel diyorsunuz işte o, ama yaşantı nasıl? Ha, yaşantı ayrı, tamam. Orada bir şeyler olmuştur. Mesela Kadir Has orada çok iyidir de orada bir değişiklik olmuştur. Doğru. Aniden yansımıştır yani oradaki faaliyetlere. Değişelim. Arkadaşlar bunları tam ekran verin de izleyicileri görebilsinler ne olduğunu. Akademik destek, Türkiye'de olmayan bir şeyden bahsettik, evet. Demiştik. Yani öğrencilere ders dışında, hoca dışında mutlaka danışmanlarıyla veya yeni sistemlerle... Bak burada ODTÜ girmiş mesela sıralamaya. Evet. Yani bu zorluğunu giderme anlamda büyük ihtimalle orada bir destek buluyor çocuk. Sanko girmiş. Evet. Yani Sanko da ilginç bir üniversitede mesela. Dibe vurmuş yerleri var mesela, evet. Ama diğer alanların hepsinde yukarıda. Niye? Şey yapamamışlar. Bu sene temel, bir takip sene geçiyorlarmış öğrendiğimize göre. Kampüs. Tabii yani çünkü şehrin merkezinde bir tıp fakülteleri veya sağlık bilimleriyle ilgili şeyleri var. Bunu da geçelim. Yani biz burada rektörlere de söylüyoruz. Yani ne yaparsanız öğrencilerinizin beklentilerini. Her alanda Abdullah Gül bir çıkıyor, enteresan. Evet. Ya çoğu alanda. Geçen sene de biraz değişiyordu şeyler ama... Bu oraya giden kişi, gene demin şeye gidelim. Yani hani gidiyorum, beklentim çok üzerinde. ODTÜ o kadar kötü bir üniversite değil ki. Aşağıda bakarsanız ama ODTÜ'lü öğrenci o kadar çok şey bekliyor ki gittiğinde nerede bu benim istediklerim? Ha, beklenti. Ya bu yani. Beklenti şeysi bu yani. Dolayısıyla Abdullah Gül'den bir şey beklemezken şahane bir şey görüyor. Yani ben nereye geldim diyor. Beklentinin yani. Karşılanması. Yani. Aynen. Devam edelim. Ya bu kadar puanla geldi üniversite bu mu benim? Koca evet. ODTÜ bu mu diyor. Anladım. Morali bozuk gittiği halde birden bakıyor ki iyi ki buraya gelmişim diye. Ya biz ne diyeceğiz o zaman? Yakın puanlar da siz İzmir'de oturuyorsanız İYİT'e varken tutup da İstanbul'a gelmenize gerek yok. Gerek yok. Ya biraz uyanık olmak. Burada arada şunu da söylemek lazım. Türkiye'de çok kalabalık bir grup oldular danışmanlar. Liselerdeki danışmanlar bu tür şeyleri takip etmesi gerekiyor. Maalesef eğitim fakültelerinde biz bunları öğretmiyoruz. Bu tür faaliyetlerimiz. Burası Türkiye Üniversitesi'nde öğrenme imkanları ve kaynaklarının zenginliği. 1. İhsan Doğramacı burada öne geçmiş. Sabancı 2, Koç 3, Anadolu Üniversitesi enteresan 4, İstanbul Teknik 5, Yıldız Teknik 6, İzmir Yüksek Teknoloji 7,
Özyiğin 8, Abdullah Gül burada aşağı inmiş 9, İstanbul Bilgi 10, İstanbul Üniversitesi 11. Burada eskilik ve kurumsallık biraz öne çıkmış galiba hocam. Mekan, orada işte sarfiyat malzemelerinin öğrenciye sunulmasıyla ilgili bir problem olabilir. Gene mekanlarla mesela ilgili, burada laboratuvarlar. Bursa Uludağ girmiş burada mesela, diğerleri de yokken. Ya onlar işte şey olsa çok büyük hikayeler var. Yönetim değişikliği vardır. Yani Bursa Uludağ aniden sıçrayan üniversitelerden bir tanesi ve bu sene çok büyük bir performansları var. Hepsinde aynı hikayeler var. Devam edelim. Kariyer. Bunu noktalayalım. Stajlar. Derslerde kimlerle karşılaştıkları. Ve bunun yani kariyere etkisi. Mesleğe hazırlık. Mesleğe hazırlık ama konferanslar şeklinde, kişisel gelişim şeklinde değil yani. Bütün bunlarda bakılması gereken, yani aileler artık sadece Tabancı, ben puanımı harcamayayım da illaki şuraya gideyim diye bir şeyden vazgeçsinler. Yani baksınlar, konuşsunlar. Danışmanlar çok iyi yeniden kendilerini yenilesinler. Yani sadece takip puanlar, takip etmeleri gerekiyor. Burada da kişisel gelişim ve kariyer desteği sıralamasına baktığımız zaman da Sabancı 1, İhsan Doğramacı 2, Özyeğin 3, İzmir Yüksek Teknoloji 4, Abdullah Gül 5, Acıbadem 6, Yıldız Teknik 7, MEF 8, Bezmialem 9, Koç 10, Piri Reis 11, İzmir Ekonomi 12, Galatasaray 13, Sağlık Bilimleri 14, Gebze Teknik 15, Orta Doğu Teknik 16, Yaşar Üniversitesi 17, Sanko 18, Bilgi 19, Türk Alman 20. Bilgiyi gördünüz yani orada. Evet, çıkmış orada. İlginç. Bu gelişme, bu kadar rektör bağımlısı olması bana biraz yanlış geldi. Bilmiyorum hocam, ne dersiniz? 50'ye çıktı işte şu anda bence. Yani üniversite sayısı da bu işlere dikkat edelim. Ama yani bir üniversite rektörü dırırt çıkıp bir rektöre dırırt iniyorsa sorun var mıdır? Üniversite kurumsallaşmamış demektir. Özyeğin'in kurumsallaşmış olduğunu görüyorsunuz. Rektörü değişti ama hala değişti en tepede. Mi? Yani bendim. Ama ben sizden sonraki rektör duruyor galiba değil duruyor, mi? Evet. Aynı ama ikinci rektörle birinci rektör arasında sıralamada hiçbir şey olmadı. Olmadı tabii. Kurumsallık çok önemli. Rektörün altını nasıl beslediği önemli. Mizaç karakter önemli mi sizce hocam ya? Rektör tabii yani. Muhakkak önemli şimdi, otonomi diyoruz, özgür üniversite diyoruz. Ortak karar alınan üniversite diyoruz. Senin rektörün diktatörse o rektör gittiği zaman arkasından ne geleceğini öngörmek önemli değil. Çünkü mümkün değil. Çünkü kararları tek başına veriyor. Hocam zehirli ortam diye bir araştırmamız vardı. Toksik ortam. Hocamın bahsettiği o diğer araştırmamız. Ya problem ne biliyor musunuz? Rektörlerin toksik ortam yaratma fırsatları çok büyük. Rektörler evet. Tam bir derebeyi kapasitesinde. Rektörlerin hesap verebilirliği, şeffaflığı son derece zayıf. Ellerinde çok fazla güç var. Bu gücü kullanırsanız tam bir diktatör olabilirsiniz ve bildiğiniz gibi yönetebilirsiniz. Eğer doğru kararlar verirseniz üniversite iyi yönde gidebilir. Ama insanlar katılımcı demokrasi olmadığı için hep böyle işin bir kenarından tutarlar. Yanlış kararlar verirseniz de tepesi taklak gidersiniz. Bu yani üniversite içi demokrasi, üniversite içi liyakat meselesi. Ortak karar verme ortak karar. Mekanizmalarının çalışıyor olması. Mesela öğrencinin yönetime katılmasından burada bahsediliyor. Dekanların yönetime katılamadığı üniversiteler var. Enstitü müdürlerinin, bölüm başkanlarının yönetime katılamadığı üniversiteler var. Ben bu arada bu çalışmayı çok önemsiyorum. Biz 2016'dan itibaren A+ aldık. 2018'de A aldık. Ve birdenbire bir dakika dedik, ne oldu ya? Niye A aldık? Açtık hocamlara telefonu. Hocam dedik, lütfen bize detaylı anlatır mısınız? Biz niye A artıdan A'ya düşmüşüz? Ben hocamları soruyorum. Bunu yapan başka üniversite yok anladığım kadarıyla. Bunu beğenmiyorlarsa sıralamalarını göz ardı ediyorlar rektörler. Ya burada size bir ayna tutuyor bu hocalar. Bu aynayı değerlendirmek sizin elinizde. Bunun üzerine ben biraz literatüre girdim ve okumaya başladım. Ve mesela memnuniyetin tersinin memnuniyetsizlik olmadığını öğrendim. Memnuniyetin tersi memnuniyetin olmaması hali. Memnuniyetsizliğin tersi de memnuniyetsizliğin olmaması hali. Şimdi mesela eğer okula koyduğunuz servis sayısı azsa bu bir hijyen faktörü. Bu memnuniyetsizlik yaratır. Siz servis sayısını arttırarak memnuniyet yaratamazsınız. Ancak memnuniyetsizliği ortadan kaldırırsınız. Memnuniyeti yaratabilmeniz için motivatörleri kullanmanız lazım. Öğrenci oraya niye geliyor? Eğitime geliyor. Dolayısıyla eğitimi doğrudan etkileyen faktörler üzerinden ancak memnuniyeti yükseltebilirsiniz. Öğrencinin öğrenme deneyimini, öğrenciye verilen desteği, öğrencinin yönetime katkısını arttırarak memnuniyeti yükseltebilirsiniz. Dolayısıyla bunu eleştirenler diyorlar ki ya işte çocuklara herhalde iyi yemek veriyorsunuz. İşte kampüste çok fazla yeşil alan var. Dolayısıyla işte öğrenciler çok memnun. Hayır. Bunlar hijyen faktörleri.
Bunlar memnuniyet yaratmıyor. Memnuniyetsizliği ortadan kaldırıyor. Ama yeşil alanda kampüste bence bir memnuniyet yaratır yani kampüsün. Memnuniyetsizliği boşluğu. Ortadan kaldırıyor. Memnuniyet yaratmıyor işte. Ne motive güzel diyorlar. Etmiyor. Ama senin hocaların kötüyse, aldığın dersten memnun değilsen, profesyonel gelişim desteğin zayıfsa F'i basıyorsun üniversitene. Yeşillik olsa bile. Burada iki bunları faktör motivatör oluyor. Yani işte başlangıçtaki öğrenme motivatör oluyor ve kişisel ve kariyer gelişimi de motivatör oluyor. Tabii. Diğerleri hijyen faktörü. Ya bunları fark ettikten sonra biz sürekli çalışan bir komisyon kurduk ve ben her cuma öğrencilerle toplanıyorum. Nabızlarını tutmamız gerekiyor sürekli. Yani nedir, bir konu var mı? Bizim bilmediğimiz bir konu var mı? Her şeyi çözemeyiz tabii. Her derde derman olamayız ama öğrenciyi dinlemek gerekiyor. Öğretim üyesini de dinlemek gerekiyor. Çalışanı da dinlemek gerekiyor. Bunu yaptığınız zaman emin olun bu sıralamalarda yukarıya çıkmak bir günlük iş yani. Bir senelik. Bir günlük değil ama bir senelik iş. Ve yani lütfen ben bütün üniversitelere rica ediyorum. Yani sıralamaları boş verin ya. Öğrencinize daha iyi bir deneyim sağlamak istiyorsanız Engin hocamla Cemil hocamı arayın. Diğer yani niye biz hızlı niye bir şeyler ne yapıyor ona bakmak niye lazım. Niye F aldık, niye D aldık diye sorun. Ücretsiz danışmanlık veriyorlar hocalar. Abi biz isteyen raporlarını gönderiyoruz. Raporları gönderiyorlar ve bakıyorsunuz. Kendi öğrencilerinizin zaten biz hiçbir yerden para falan kabul etmiyoruz. Kendi ücretlerimizi kesinlikle ya bu bağımsızlığı başka türlü korumanın anlamı yok yani. Bakın buradaki konu mağrur üniversite ile mazbut üniversite arasındaki fark. Mağrur üniversite yöneticisi burnu kaftağında her şeyi doğru yaptığına inanıyor. Eğitimin nasıl verilmesi gerektiğine inanıyor. Çift anadal böyle olur böyle olmaz, yan dal böyle olur böyle olmaz. Kurallar çok sert ve sabit. Ve üniversitenin içinde bulunduğu fırtınalı değişim ortamının farkında bile değil. Üniversitenin ölmüş gömeni yok, bunun farkında değil. Rektörlüğünü... Dünyada da bu tarz şeyler var. Bazı üniversiteler ölmüş gömeni yok yani. Dünyada da var. Dünyada var. Tabii. Yani yüksek öğretim sektörü bütün dünyada büyük bir üniversite fırtına içinde. Üniversite tamamen belki de yok olacağı. Yok olacak belki de. Bu konuşuluyor. Diplomaların önemi konuşuluyor. Biz 5 yıl önce konuşmuştuk. Böyle bir durumda mağrur üniversite olmak o kadar anlamsız ki mazbut olmanız gerekiyor. Ya biz her şeyi zaten kendimiz yapamayız. Acaba neleri dışarıdan alabiliriz? Öğrencimize işte çok açık kaynaklı sistemlerden ne sağlayabiliriz? Adaptif öğrenme sağlayabilir miyiz? Bir çok üniversite var dünyada. Evet. Yani ben niye bütün dersleri kendim vermeye çalışayım? Yani Stanford'da, MIT'de verilen dersten daha iyisini mi vereceğim? Mesela hocam profesyonel gelişim diyor. Coursera'nın kariyer üniteleri var. Oradan alacağın sertifikalar son derece değerli. Hocam bir reklam arası vermem gerekiyor. Fazla bunu geciktirdiğin zaman kızıyorum. Yani mazbut olmak faydalı bir şey üniversite için. Fazla mağrur olmamalı üniversiteler. Haddini bilmeli. Reklam. Değerlilerim, ilk 500 üniversite sıralaması ile ilgili sorularınız var. Soracağız, konuşacağız onu da soracağız değil mi? Konuşacağız diyeyim. YKS sonuçları ile ilgili de konuşacağız ama önce bir Engin Hoca'ya bir söz verelim. Hocam, siz bize ne anlatacaksınız? İlk 500'de soru sormuşlar, oradan devam edelim isterseniz. Hocam, sesli üniversite... mikrofon. Şu anda nasıl sesim? Bir çınlıyor, hafif. Tamam. Şunu tartıştık. İlk 500'deki üniversite sayımız üzerinden konuşuyoruz. Üniversitelerin temelde 3 tane işleminden bahsedebiliriz. Bunlardan birincisi araştırma, öğretim ve toplumsal katkı. Tabii öğretim meselesini hem Cemil Hoca hem de Erhan hocamız benden daha kıdemli ve daha profesyonel olduğu için ben onlara bırakıyorum. Ben biraz araştırma boyutuna bakayım. Lütfen. Hatırla 2020 yılındaki programımızda ben bu rektörlerin yayın ve atıf sayılarını açıklamıştım. Evet. Sonra da başıma gelen kalmadı. Evet. Epey bir başıma ağrıtmıştı. Şimdi ona biraz vurgu yapayım. 25. slide açabilir miyiz? Türkiye'de aslında akademideki vasatlığın iki nedeni var. Bir, yönetimsel vasatlık var. 21. slide mi istedin? 25. 25. slide. Evet. İkincisi de akademisyen vasatlığı var. Yani iki vasat alırsak. 25. slide'da ben şunu çıkarmıştım. Türkiye'nin son 10 yıldaki akademisyen başına düşen uluslararası yayın. Yıllardan itibaren görebilirsiniz. Ben bunu 4 alana indirgedim. Şunu söyleyebiliriz. Bir alana indirgemeden Türkiye'de öğretim üyesi başına düşen uluslararası yayın yıllık 0.3. Yani 10 kişiye 3 yayın düşüyor. Makale düşüyor. Yıllık. Peki bunun mesela Fransa ortalaması kaçtır biliyor muyuz veya Almanya ortalaması? Hemen söyleyeyim. Fransa ortalaması 2.4.
Almanya ortalaması 4,7, Amerika Birleşik Devletleri ortalaması 11,8. Amerika Türkiye'nin hemen hemen 4 katı, Fransa Türkiye'den biraz düşük, Almanya Türkiye'nin hemen hemen 2 katı galiba, öyle mi? Evet. Evet. Ancak burada şöyle bir durum var. Diğer saydığınız ülkelerde özellikle öğretim üyelerinin alanları bizim ülkemize benzemiyorlar. Örneğin Türkiye'deki akademisyenlerin %50'si sosyal bilimci. Ama bunu örneğin Almanya'da göremiyoruz. Almanya'daki denge biraz 70'e 30 civarında. %30'u sosyal bilimciyken %70'i diğer alanlara gidiyor. Bu da aslında sayıyı daha da arttırıyor. Böyle bir olanımız var. Şuradan görebiliriz. Bir sıkıntı değil mi? Büyük sıkıntı. İlahiyatı evet. Sosyal bilimler diye sınıflandırıyor hocam, tahmin ediyorum. Tabii ki. Beşeri İlahiyat meselesine geleceğim. Türkiye'de şunu görebiliyoruz ki Türkiye'de aslında en vasat akademisyenler sosyal bilimlerde. Yani 10 kişi, 100 kişi senede 5 makale yapıyor. Ortalamaya baktığımız zaman bu aslında son 10 yıldaki rakamlar. Buna karşı bizim en iyi alanımız da dünyada hemen hemen bu anlamda da kafa kafaya gidebilir. Sağlık bilimleri, yani tıp ve hemşirelik gibi diğer sağlık bilimleri burada kişi başına yayın birin üstünde. Yani her akademisyenimiz yıllık anlamında birin üstünde bir yayın yapıyor. Ben burada özellikle ilahiyat ve hukuku aldım. Bazıları şunu diyebilir, niye ilahiyat ve hukuku aldınız denebilir. Bunun temel sebebi şu, biz de biliyoruz ki üniversiteler aslında Bologna Üniversitesi'nin ve Doğu kaynakları da Nizamiye medreselerini bir üniversitenin kaynağı olarak kabul ediyorlar. Dolayısıyla bu hem Nizamiye Medresesi hem de Bologna Üniversitesi'nin kurucu iki alanı var. Aslında üniversitenin kurucu iki alanı var. Biri teoloji, yani bizim bildiğimiz anlamda ilahiyat. Diğeri de hukuk aslında. Şunu görebiliyoruz ki hele ki hukuk yayınına bakın. 2021'de Türkiye'de 4000 civarı, 4000'in üstünde bir ilahiyatçı akademisyen var. Ve bunlar 88 tane yayın yapmışlar. Kaç? Toplam. 88. 4000 kişi 88 yayın. Evet, uluslararası 88 tane yayın yapmışlar. Engin de yine 11 yayın yapıyor. Ben kendime örnek vermeyeyim dedim ama Cemil Hoca söyledi yani ben ortalama bir akademisyen olarak değerlendirirsem kendimi benim işte geçen seneki yayınım 11. Dolayısıyla bir ilahiyatçı olsam bayağı bir bunlara katkı sağlarmışım. Onu göstereyim. Ve bu 88 yayını da şöyle görmeyelim. Mecburen şu alan ayrımını yapamadığımız için bu 88 yayının önemli bir kısmı da ilahiyat dışındaki hocalar tarafından yapılıyor. Nasıl işte din psikolojisi, din sosyolojisi alanında çalışıp ama ilahiyatçısı olmayıp hem sosyolog veya psikolog olan kişilerden yapılıyor. Bunun en güzel örneğini şöyle söyleyebiliriz. Türkiye'de 100'e yakın ilahiyat fakültesi var. Erhan Hocam belki sayısını bilebilir. Bugün URAP dediğimiz ODTÜ'nün bir sıralama kuruluşunda İlahiyat sıralamalarında Türkiye'de birinci üniversite Bilkent Üniversitesi. Bilkent, evet. En fazla ilahiyat yayını Bilkent Üniversitesi'nden çıkıyor. Ama ilahiyat hiç kimse yok orada. Evet, ilahiyat bölümü de yok. Evet, bölümü de yok. Fakültesi de yok. Yani aslında vasatlığımızın noktalarından biri de bu. Birinci noktadan gidebiliriz. Yönetimsel vasatlık. Çok tartışıldı sizin programdan sonra. İşte yöneticilik farklı bir şeydir. Akademisyenlik farklı bir şeydir. İkisinin birbirleriyle benzeri yoktur gibi. 26. slide alabilir miyiz? 26 arkadaşlar. O programda kullandığım veriler daha sonra ben gerçekten uluslararası iyi bir dergide yayın yaptım. Oradan da görebilirsiniz. Bu şu demek. Biz Erhan Hocam'ın yönlendirmesiyle o zaman Türkiye'deki üniversiteleri URAP sıralamasına göre 5 bölüme ayırdık. 5 gruba. Beşinci grup en top 20 üniversite. Birinci grup da en alttaki en son 20 üniversite aslında. Böyle sıralayabilirsin. Bu şu demek aslında. En iyi üniversitelerdeki rektörlerin yayın ortalaması 80 iken en vasat veya sıralamada en kötü olan üniversitelerdeki sıralama 80 ortalaması. Tabii şunu şöyle açıklayabiliriz. Şu geliyor o zaman. Tartışma anlamında. Zaten iyi üniversitelerde akademik anlamda daha nitelikli hocalar var. Dolayısıyla da rektörler daha nitelikli. Dolayısıyla bu bir çıkmaz nokta gibi de söyleyebiliyorlar. Ben bunu daha net açıklamak için 27. slide'ı alabilirim. 27. Çok net bir örnek.
Kendi üniversitem, başıma bir şey gelmesin diye biraz özellikle kendi üniversitemden seçtim. Şimdi bu üniversitemde şimdiye kadar burada 3 tane rektör hocamız var. Birine nokta nokta dedim, onu daha sonra açıklarım. Bu nokta nokta olan sıfırcı hocam. Zaten ihraç edildiği için sıfır kavramını kullanabiliriz. Başımıza bir şey gelmez. Ondan sonra sıfırcı, yani sıfır uluslararası yayını, sıfır atıfı var. Böyle bir değerlendirme yapalım. Şuradan görebiliyoruz. Bu kişi başına düşen standartlaştırılmış yayın. Bu hoca şeye geldiği zaman, göreve geldiği zaman 2008'de üniversitenin kişi başına düşen yayın ortalaması, uluslararası ortalaması 0.8'miş. Bu sıfır direktörümüzle birlikte bu oran düşmüş. Ta ki 2015 yılında 0.59'a düşmüş. Sonra Mustafa Öner hocamız gelmiş. Uluslararası yayını bayağı iyi olan, asıfı bayağı iyi olan bir hocamız. Ve 5 yılda yükselişe doğru gitmiş. Sonra Mustafa hocadan sonra yine niteliği çok yüksek, akademik niteliği çok yüksek olan bir hocamız gelmiş. Ve yükselişi görebiliyorsunuz. Spesifik bir üniversiteden alınan bir örnek ve şunu da görmek lazım. Aslında Akdeniz Üniversitesi Türkiye'yi yansıtıyor. Çünkü %50 akademisyenimiz bizim de sosyal bilimci akademisyen. Bu da aslında rektörün ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Böyle bir tartışma uzun yıllarda dünya literatüründe var. Akademisyenlik elit kişilerin mesleği midir? İşte elitlerden mi oluşuyor? Bununla ilgili de bir kapsamlı bir araştırma yaptım ben. Onu da hemen yapabiliriz. 14. slide açabilir miyim? 14 arkadaşlarım. Peki Türkiye'deki akademisyenlerin nereden oluşuyor? Kimlerden geliyorlar? Hangi ailelerden geliyorlar? Türkiye'deki akademisyenlerin ortalama %75'i okul öncesi eğitim almamış. Yani okul öncesi hiç eğitim almamış. %80'in üzeri hiçbir şekilde çocukluğunda yabancı dil eğitimi almamış kişilerden oluşuyor. Ya bu çocuklar lise dahil mi? Evet, lise dahil. Bazıları için lise şöyle, alanların da önemli bir kısmı aslında profesörlerde alanların da, bazılarının profesörler doçent sayıları tutuyor. Anadolu liselerinden kaynaklanıyor. Hı hı. Zaten Türkiye'deki en büyük şu andaki akademik problemlerinden biri de yabancı dil problemi. O yüzden de zaten YÖK 55'e düşürdü. Dil sınavını veya dil notunu. Profesör olsun diyor hocalarım. Anne eğitim mesleğine bakarsak da şöyle bir durumu görebiliyoruz aslında. Önemli bir kısmının anne babasının eğitim durumu düşük. Akademisyenlerin mevcut. Bu da aslında yıllardır çok Türkiye'de bir söylem var. İşte akademisyenlik elitlerin mesleğidir. Elitler akademisyenlik gösteriyordur gibi bir söylem var. Bunun çok gerçekçi olmadığını söylüyor. Bunu bir tarafa bırakalım. Aslında akademisyenlerdeki vasat noktayı 15. slide çok iyi bir noktaya ortaya koyuyor. 15. slide. Şunu söyleyebilirim, bu araştırmaya 17 bin civarında akademisyen katıldı. Türkiye'deki akademisyenlerin %10'unu falan temsil ediyor. Çok büyük bir rakam. Çok basit bir şekilde söyleyebilirim. Çocukluğunda zaten evlerinde çok kitap yokmuş bu akademisyenlerin. Ve sosyoekonomik durumu da orta seviyedeymiş akademisyenlerin kendi beyanatlarıyla. En vahim durumlardan biri alttaki iki tane slide aslında. Şunu söylüyor. Şu anda akademisyenlerin ev ve ofislerindeki kitap sayısı %35'inin 200'den az. Yani az, evet. Bu da şunu gösteriyor aslında. Biraz sonra da bir tablomuz daha var. Ondan sonra buna karşın aynı zamanda yine devam edelim. Edebiyat, şiir, roman gibi alanlarda da 100'ün altında kitabı olan akademisyen sayısı %54. Vav. Bir 17. slide'a geçelim ve bununla ben burayı tamamlayayım. Tamamlıyorum hocam. Şunu soruyorum. Ne sıklıkla kitap okursunuz diyor. %27 hemen hemen hiç kitap okumuyor akademisyenler. Şaka. Kitap okumuyor yani, hiç okumuyor. %23 hiç tiyatro, sanat, konsere gibi alanlara, faaliyetlere gitmiyorlar. %10'u müze, öğren yeri, sergi gibi ortamları hiçbir şekilde ziyaret etmiyorlar. Ben şunu merak ettim ve şunu araştırdım. Peki bu özellikler akademisyenlerin yayın performansına etkisi var mı?
Yani bunu aslında Erhan Hocam biraz daha açabilir Cemil Hoca ile. Bu aslında biraz önce Vedat Bey de söyledi. Sosyal sermaye ile kültürel sermaye kavramları. Sosyal sermayeleri ile akademisyenin, kültürel sermayelerin akademisyenliklerine katkısı var mı? Evet var. Bunu da sağdaki tabloda çok rahat görebiliriz. Akademisyenlerin en önemli özelliklerinden biri, yani yayınlarını etkileyen performanslar kültürel sermayeler. Maalesef Türkiye'deki akademisyenlerin de kültürel sermayeleri hem çocukluktan geçirdikleri hem de ki şimdiki kültürel sermayeler çok düşük olduğu için bu da bizim yayın sayımızdaki düşüklüğü açıklayan... Yayın sayısını ve yayın kalitesini muhakkak etkiliyor. Evet, hele ki sosyal bilimler alanlarında. Yani fen bilimlerinde bunu bir şekilde götürebiliyoruz. Çünkü orada çok fazla zihnimizi çalıştırmaya diyelim daha fazla ihtiyacımız yok ama sosyal bilimlerde yorumlama, eleştirel düşünme gibi kavramlar çok daha ağır basıyor. Bunu becerme şansımız yok bu kitleyle. Temel anlamda ki buradaki en büyük problem, ben buraya araştırma görevlerini yazmadım. Son 5 yıldır araştırma görevlerinde müthiş derecede kötü bir şey var. Ne diyelim? Performans. Kültürel ve sosyal sermaye düşüklüğü var. Bu da aslında gelecek yıllarda bize çok daha da kötüye gideceğini gösteriyor. Evet. Bunun bir göstergesi de şu. Bu yıl biraz da oradan YKS sınavına girebilir. Bu yıl barajlar kaldırıldı. Ve dediler ki ya barajların kaldırılması bir şey etki etmez. Zaten hukuk gibi bir alanda, tıpta, eğitim fakültesi programlarında zaten baraj var. Dolayısıyla barajın kaldırılmasının bir etkisi olmaz. Doğru. Neye etkisi olacak? Aslına baktığımız zaman temel bilimlere çok büyük etkisi olacak. Bugün biraz önce ben ona baktım. Sosyal bilimlere de. Türkiye'de 50 civarında falan fizik bölümü var. 46-47 civarında bir fizik bölümü var. Ve bunların 7 tanesi dışında diğerlerinin hiçbir şekilde taban puanları yok. Yani oluşmamış. Çünkü başvuran sayısı kontenjandan daha düşük. Böyle temel bilimlerle taban... ilgili bir proje vardı Engin Bey. YÖK'ün. O 100, da 102 bin. Evet, o kalktı mı göremiyoruz onu biz web sayfasında. Evet. Abi Türkiye'de başkan değişince, nasıl rektör değişince üniversitenin performansı değişiyor. Ama orada da bir kurumsal hafıza kaybı var gibi geliyor. Evet. Yekta Bey veya bu kamucu anlamda veya bir baraj oluşturmuştu bu tür şeylerin önünde. Evet, temel bilimlere birçok kişiyi çekti. Çok şeyler değiştirmişti yani. Maalesef ama... o programa yani güçlü bir destek yok şu anda. Evet, temel bilimlere destek yok. Ne yazık ki. Halbuki bir ülkenin gelişiminde en etkin, proje vardı en bir planlama vardı yani onunla ilgili ama birden nasıl kesildi onu anlamadık orada biz. İşte Yekta Bey'in hataları vardı, sevapları vardı. Hataları ağır basıldı belki yeni yönetime göre olabilir. Ama yönetime göre değil. Yani akademisyen gözünde hiç öyle değildi. Çok öğrenci iyi bir YÖK gözünde başkanı de hiç olduğunu öyle düşünüyorum değildi. Yekta Bey'in. Yekta Bey çok çok ali bir YÖK başkanıydı. Uluslararası kriterleri biliyordu. Ve üniversiteleri elinden geldiği daha kadar yönlendiriyordu. Yani artık kamucuydu, çok kamucuydu. Tamamen kamunun artık bir gelenek, bir halk. Biz şey demeye başlamıştık. Ya YÖK bir okula dönmeye başladı galiba. Evet. Onlar da öğrenmeye başladı falan demiştik ama birden bu şeyler de hemen yansıyor. Bakın kılavuz olayında yansıdığı gibi evet. Birden Atlas'ın evet. Güncellenmemesi. Elinden birden olacak bakalım. Bu şimdi. Kadar önemli ki yani kurumsal hafıza, kamu hafızası. Çünkü işte yani aynı iktidar, sözde aynı iktidarla beraber müthiş bir ne denir istikrar falan ama tam aksine her şey böyle dingiliyor, sallanıyor. Hayır ne deniyor ki yani ya Yekta Bey döneminin bu şeyleri tamamen kalkmış bu arşivlerde. Bu vasatlık nereden geliyor? Bunu bir düşünmemiz gerekiyor mu acaba? Yani liyakatin yerini sadakat alırsa vasatlık kaçınılmaz diye bir tek cümle söyleyeyim. Peki hocam şimdi bir şey soracağım. Sorun üniversite mi sorun lisede mi? Şimdi şunlara da baktığımız zaman da aslında akademisyen sorununun da aslında liseden başladığını görüyorsunuz. Yabancı dil yok. Beşeri sermaye diyeceğimiz şeyi oluşturan işte kitap şu anda yok. Görev yapanlar da yok diyelim. Liyakat, evet. Sadakat unutmayın. Ama ben başka bir şey söylemek isterim orada. Yani ama şimdi ki... sadece yönetici ki bu yani. Şu anda görev yapan tamam yöneticiler tamam ama her türlü akademisyen var bu anketin onları içerisinde. Onları kim getiriyor göreve? Liyakat, sadakat. Yapmayın işte bütün akademisyenler de bugünkü iktidarın tabii. Şey... Toplumun demek ki refah seviyesi artması gerekiyor. Demokrasi artması gerekiyor. Refah tabii seviyesi. Yoksa yeni gelen nesillerin hepsinin kültürel sermayesi bu seviyede kalacak. Özgürlükleri şu anda özgürlük endeksinde 175 ülke arasından... Hazır mısınız? 170.'yiz.
Yani darbe döneminde bile bu kadar kötü olmamıştı. O ekoloji araştırmamızda biz onu onaylıyoruz. Üniversite otonomisi ve özgürlüğü ortadan kalktı. O doğru. Fakat doğru ama ben hala sorunun önemli bölümünün lise öğrenciminde olduğunu düşünüyorum. Lise, ortaokul, ilkokul, anaokul. Yani üniversitede bakın mesela, bunları çözemeyiz zaten. Eğitim sen yayınladı şimdi. YKS'deki tablonun bu yıl devam ettiğini belirtiyor eğitim sen. Diyor ki Türkçe'de 40 soruda ortalama 19.3. Sosyal bilimler 20 soruda ortalama 8.6. Matematikte 40 soruda ortalama 8. Bunlar netler değil, doğru sorular. Doğru sorular, netler değil. Fen bilimlerinde 20 soruda 3.9. Şimdi bunu böyle kafadan atsanız zaten bu oranı tutar. Evet. Ama bunun bir tehlikesi var Fatih Bey. Şimdi biz böyle yayın söylemeye devam edersek o zaman devreye ne giriyor biliyor musun? Sınavların kolaylaştırılması ve suni olarak ortalamaların yükseltilmesi gibi bir politika evet, edilir. Ve bu sene en tehlikeli olaylardan bir tanesi. Üniversitede zaten sınav başlamış hocam. Üniversitenin içinde başlamış bu. Öğrencilerin evet. memnuniyetini arttırmak için sizin şeyden sonra öğrenciye daha bol not verelim havasına girilmiş vaziyette. Ama not da onu karşılamıyor. Öğrenci yemiyor bu işi. Doğru değil mi hocam? Yanlış söylüyorum. Enflasyon var ama öğrenci yemiyor. Haklı. Yani. Ha, bir de şunu söylemek motivatör lazım. Şimdi bizim eğitim sistemimiz hep üniversiteye odaklı. Ya yani ilkokuldan beri herkes üniversite. Üniversiteye kadar odaklı. Hocam Engin hocam gelecek. Bizi bir periyotik olarak. Enflasyon demişken. Türkiye'de sadece enflasyon yok. Ne onu da? Ekonomide enflasyon yok. Maalesef öğretimde de enflasyon var. Albot enflasyonu geliyor. Her bir noktaya hitap etti. Onunla ilgili veri de var. Hemen onu da ben paylaşayım. 24. slide açabilir miyiz? Açalım hocam. Peki yani benim yaptığım çalışma var. Açtık hocam. Pandemi dönemindeki notlar bunu çok rahat bir şekilde görebilir. Ben şuradan da 24. Evet, 6 puan artmış. Notlar. Evet. A'da 6 puan artış var. A var not. %15 iken bir yıl önce aynı derslerden ve zorunlu derslerden bir yıl sonra %21'i almış. Alttaki grafik daha önemli. Alttaki grafik de Türkiye'deki tıp fakültesinden mezun olanların mezun notları. Yani 2005 yılında tıp fakültesindeki öğrenciler 2.41 ile mezun olurken ortalama anlamında bir tıp fakültesinden bugün 3.16 ile mezun oluyorlar. Yani 4 yani tavanı 4 bunun. Yani yakında bir istimasını yapacağız. Yani gel diplomayı vereceğiz ama transkribi de 4 yapalım. Onu da yanında verelim. O da boş gitmesin arada. Çünkü buna doğru dönmeye başladık. Yani bugün okulları size getirdim. Evet, dünya problemi. Evet, dünya problemi. Greatinflation.com'a girin görün. Amerika'daki bütün dünyada böyle. Özellikle bu uzaktan eğitimin başlama sebebi buraya evrildi. Son 40 yılda sürekli notlar artıyor Amerika'da. Pandemi tuz biber ekti tabii. Patlattı. Kopya da patladı pandemide. Kopya patladı. Bugün şeyde tartışabiliriz. Biraz önce lise eğitiminden de bahsettik. Mesela bu sınavda 90 bin kişi sıfır çekti. Ya bunların diploma notları kaç ya? Bir açıklasın Milli Eğitim Bakanlığı da. Bir görelim yani. Bunlar kim? Yani o zaman işte bunu göreceğiz. O zaman aslında temel eğitimin ne kadar Türkiye'de de vasatın vasatı olduğunu çok rahat görebileceğiz. Büyük ihtimal bu 90 bin kişiye Milli Eğitim Bakanımız en büyük projesi ekmekli fırın açmaktı. Orada çalıştıracağız gibi duruyor bu kadar öğrenciyi. Yani bir ülkede Milli Eğitim Bakanlığı'nın en büyük projesi fırın açıp vatandaşa ucuz ekmek vermekse artık ülkeyi tartışmayalım. Dükkanı kapatalım. Onu hocam siz bileti aldınız gidiyorsunuz galiba. Öyle görünüyor valla. Geldi hazır her şey. Bu gidişat oraya doğru. Hocam Akdeniz'in kurumsal iletişimcisi hocayı susturun diye bana mesaj atıyor. Şaka haberin ya. Olsun tabii şaka. Ama inanılır. Akdeniz'in kurumsal iletişimcisi yok hocam. Tahmin ediyorum olmadığını olsaydı şu anda. Dönüyordu. Peki hocam şeye gelelim şimdi bu. İlk 500 konusunda birkaç şey söyleyebilir miyim? Bu Times Higher Education'in yaptığı bir anket bu. Evet. Bir anket aslında. Anket çeşitli, ve veri bazlı. Çeşitli verileri var. Anketin yanı sıra çeşitli veriler var. İşte, öğrencilerin başarı derecesi, işte Nobel almış kaç öğrencisi var, kaç mezunu var, işte bilmem neyle. İşte öğrencilerin ortalama gelirleri falan, işte talebe mezunların ortalama gelirleri gibi pek çok kriteri kapsayan kapsamlı bir araştırma.
Fakat bu öyle bir algılanma çıkıyor ki ortaya, sanki burada bu üniversitede verilen eğitim diğerlerinden çok çok üstün. Bizim aslında durum bu değil. Hiç değil. Yani durum bu değil. Şu hocam söylüyor. Benim kendi kızım bile söylüyor ki, baba diyor, ben dünyanın iyi üniversitelerinden ikisinde okudum. Diyor ki, ya bizim bölümün verdiği derste, Boğaziçi'nde aynı bölümün verdiği ders arasında hiçbir fark yok. Hatta Boğaziçi belki de daha iyidir diyor. Bunu söyleyen başka öğrenciler de var. Ama öyle bir algılıyor ki sanki Türk üniversiteleri rezalet. Ya bizim üniversitelerden mezun olan mühendisler dünyanın her yerinde en önemli projelerde çalışmak üzere alınabiliyorlar. Çok önemli işler yapabiliyorlar falan ama nedir bu ilk 500 meselesi? Bizim üniversiteler burada niye bu kadar kötü? Ve niye de giderek de aşağı gidiyor? Bakın, kriterlerin içinde eğitim kalitesiyle ilgili hiçbir şey yok. Eğitim kriterlerin içinde yarısı ağırlığın bir bilinirlik anketi, sübjektif gibi. Bir bilinirlik anketi. Sonra işte öğrenci hoca oranı, doktora lisans diploma oranı, doktora sayısının öğretim görevlisi sayısına oranı, kurumsal gelir. Ne alakası var? Eğitim nasıl sürdürebilir? Ondan sonra araştırma geliyor. Ondan sonra atıflar geliyor. Araştırma ve atıflar %60. Zaten her iş araştırma ve atıflar üzerinden dönüyor dolayısıyla bu sıralamada. Bu arada araştırmada da bir bilinirlik anketi var. Şimdi böyle bir sıralamada sizin tepede olabilmeniz için bir eski üniversite olmanız lazım, iki büyük üniversite olmanız lazım, üç çok paranızın olması lazım. Bol bol doktora öğrencinizin olması lazım. Evet, yani doktora öğrenci oranının %30-40'larda olması lazım. Şimdi Türk üniversitelerinin Times Higher Education sıralamalarındaki performansları, ben bu işi verisine inerek inceliyorum, kötüleşmiyor. Aynı kalıyor sadece. Çok basit bir sebebi var aşağı kaymamızın. Bundan 6 yıl önce 400 üniversiteyi sıralıyorlardı. İlk 400'e girmek kolaydı. Şimdi 1200 üniversiteyi sıralıyorlar. Bu kadar basit. Ha, biz buralarda yukarı çıkabilir miyiz? Kesinlikle çıkamayız. Türkiye'nin önde gelen üniversitesi sıralamalarda Koç'un 300 civarında öğretim üyesi var. Amerika'daki düzgün büyük üniversitenin 3000 küsur öğretim üyesi var. Yani nasıl siz bunları, yani makale sayısına bakıyor. Atıp, ya 300 kişi, 3000 kişi. Ya 350-400 değil yani. Boğaziçi'nin bütçesi devlet üniversiteleri arasında hep en yukarılarda yer alan. Bütün üniversitelerin bütçesinin toplamı Michigan'ın bütçesinin yarısını kısmıyor. Yarısından daha. Boğaziçi'nin bütçesi 60 milyon dolardı. En son hesapladığımda, şimdi hesaplasak herhalde 30 milyon dolar falan. Harvard'da bir enstitünün bütçesinin yarısıdır, dörtte biridir. Gökhan'ın şeyi 20 milyon dolardı mesela Harvard'da. Şimdi Michigan Üniversitesi'ne bakıyorum ki devlet üniversitesi, tamam mı? 6 milyar dolar. 60 milyon nerede? 6 milyar nerede? 100 misli, el insaf. Yani nasıl benim Boğaziçi'm orada bu üniversitenin arasına girsin, ilk 500'e girsin? Bunların hepsini sağlasanız bile akademik özgürlüklerde dünyada sondan 5. olan bir üniversite, bir ülkenin, üniversitelerinin sıralamaya girmesi mümkün değil. Çünkü akademisyenin işi sorgulamaktır. Akademisyenin işi eleştirmektir. Akademisyenin işi daha iyi göstermektir. Burada sorguladığınız zaman, eleştirdiğiniz zaman ne olduğunu herkes çok iyi biliyor. O zaman benim akademisyenime sen para da versen, doktor öğrencisi de versen, zaman da versen, yine de kadın erkek eşitliği konusunda, Kürt sorunları konusunda, Türkiye'deki hukukun üstünlüğü konusunda, evrim konusunda çok fazla bir şey söyleyemeyecek. Peki. Otosansür uygulamak zorunda kalacak. Dolayısıyla ilk önce bir akademik özgürlüğün geri getirilmesi lazım ülkeye. Ondan sonra biz bu konuda ciddiysek bizim 10 tane üniversiteyi seçip bunların bütçelerini 5'le çarpmamız yapıldı gerçi. Bilim araştırma üniversitesi için. Araştırma ama üniversitesi için ne oldu? Sonuç? Sonuç yok. Onların bütçeleri 10'a katlandı mı? Hayır. 2'ye katlandı mı? Hayır. Almanya aynısını yapıyor. Almanya'nın da ilk 20'de üniversitesi yok. Onlar da 10 tane üniversiteyi seçtiler. Bunlara biz mükemmeliyet merkezi diyoruz dediler. Bastılar parayı. En iyi araştırmacıları orada topladılar. 3 seneye Alman üniversitelerini yukarılarda göreceğiz. Yapılması gereken budur. Bir kritik kütle oluşturmak gerekiyor. Önce akademik özgürlüğü vereceksin. Sonra 10 tane üniversite seçeceksin. Belki 20 tane ama 200 tane değil. Ve bunlara ciddi kaynak vereceksin. Araştırma yapabilen, liyakati kullanarak en iyi öğretim üyelerini alacaksın. Onlara zaman vereceksin. 20 saat ders verdiğimeyeceksin haftada. Doktora öğrencisi vereceksin. Onlara laboratuvar vereceksin ve onların kariyerlerini yöneteceksin. Yani başarılı olanlara ödül vereceksin, başarısız olanlara ya sen biraz daha çalışsan mı diyeceksin. Bunları yapmadıkça biz daha bu şarkıları çok söyleriz. Ayrıca yani ilk 500 üniversite arasında üniversitemiz yok diyoruz da
Yani ilk 50 banka arasında bankamız var mı? Futbolda neredeyiz? Biz. Yani neredeyiz de? Oradan bekliyoruz yani değil mi? Yani bundan 8 sene önce üniversite sayısı azken ve daha farklı bir veri tabanı kullanılıyor iken, Scopus'a geçilmeden önce Web of Science veri tabanı kullanılıyor iken ve CERN'ün çok uluslu, çok yazarlı makaleleri sayılıyor iken 180'leri görmüştü mesela bir ODTÜ'müz. Biz o günleri hatırlıyoruz. Oradan bugüne düşüş var diyoruz. ODTÜ'nün performansı düşmedi. Performans aynı. Bir, metodoloji değişti. İki, bangır bangır geliyor Çin üniversiteleri, Hint üniversiteleri. Onlar da kendi rankingini kuruyor zaten. Ve kendi rankinglerini kuruyorlar, alıp geçiyorlar. Biz olduğumuz yerde kaldık, bizi geçtiler. Bir de Times Higher Education'ın bütçesi arttı. Daha fazla üniversite. Kötü haberim var. 3000 tane üniversiteye doğru gidiyor bu sıralamalar. Biz ilk 500'ü bırakıp ilk 1000'e giremeyeceğiz. Çok net söylüyorum. Aynen, çünkü rakamlar öyle gösteriyor. Yani 8-9 bin. En iyi üniversiten senin Koç'sa, Sabancı'ysa, bunlar 9 binlik, 8 binlik üniversiteyse bunlar ancak küçük üniversiteler sıralamasında bir yerlere gelebilirler. İşte Orta Doğu üniversiteleri sıralamasında bir yerlere gelebilirler. Yeni üniversiteler sıralamasında bir yerlere gelebilirler. Sen bu üniversiteleri Michigan'la, Harvard'la, MIT'yle kıyaslamaya kalkarsan üzülürsün. Yani etimiz ne, budumuz ne? Ama hocam bakıyorum mesela bir takım Arap ülkelerin üniversiteleri, bizim doğumuzdaki bir takım üniversiteler bizi geçiyor. Dediğimi yapıyorlar işte. 15 seçmence, milyar doları koyuyor. Bir üniversiteye 15 milyar dolar koydu. KAUST. Suudi Arabistan'daki KAUST Üniversitesi'nin tırmanmasının sebebi ben Orta Doğu'nun MIT'sini yaratacağım dedi adam. Ve 5 milyar doları olur sandı. Olmadı. 15 milyar dolar koydu. Biz 60 milyon dolarla üniversite çevirmeye çalışıyoruz. Topyekun şey herkese mi? Bunu önerdiğimiz zaman işte öğretim onun için devre dışı kalıyor. Yani dediği gibi hocanın belki hani bizim söylediğimize göre en az 20 üniversite bu işleri yapabilecek, yatırım yapılırsa. Bu kadar üniversite, devlet üniversitesi. Hocam en fazla 20'si zaten bunu hak ediyor. Oluyor çok bence. 200 üniversitenin yaparlar kaçına hocam. Gerçekten ihtiyaç var. Şey, evet. 20 üniversite. Ama o zaman şuna geliyoruz hocam. Bunları biz yani çok şeye girer. Bir de community college meselesine dönüyoruz. Yani evet. Niye Türkiye'de evet. Ve niye bravo. Özel üniversite yasası çıkmıyor? Nedir hocam? Community college anlatır mısınız? Hocam lokal bölgelerde kendi yerel bölgesindeki insanlara eğitim veren ara bir üniversite. Mesleğe götüren. Meslek okulu gibi. Ve burada iyi başarı sağlarsa üniversiteye geçebilen. Üniversiteye geçebilen. O da üniversite aslında. Üniversitelerden daha ucuz. Türkiye'de çok community college mantığında şeyler var. %100 iş buluyor. 13. slide'da bu bahsettiklerimiz var. İsterseniz göstereyim 13. slide'ı arkadaşlar. Biz bir üniversiteyi duplike etmeye çalışıyoruz Türkiye'de. Evet. Çok büyük net bir taklit. Hata. Al işte al. 13. Bu seneki veriler yeni geldi. Öncekinde biz yaklaşık olarak %40'ına ulaşmıştık akademisyenlerimizin. Şimdi de yaklaşık %20'sine falan ulaştık. Bu rapor yakında yayınlanacak ama bekliyoruz. Önce yaptığımız şey veya problemliydi. Akademik özgürlükleri, daha doğrusu bizim bu araştırma ekolojiye bakıyordu. Yani burada faaliyet yapılabilir mi? Türkiye'de, üniversitede akademik özgürlük bir yılda 18 puan gerilemiş. 2 yılda pardon. Evet. 18 puan. Akademisyenlerin algısı o. Yönetilme memnuniyet bir yılda çok değil 4 puan gerilemiş. Tükenmişlik hissi ve mutsuzluk 2 yılda %4 artmış. Yönetimdeki siyasi angajman diye bir kavramı kimse araştırmaya cesaret edememişti. Burada tabii ki siyasetçiden bahsetmiyoruz. Yani rektörlerin televizyona çıkması falan mı? Hayır hocam. Çıkabilir. Burada kullanma meselesi. Orada Ege Üniversitesi'ni verdik, Sağlık Bilimleri Üniversitesi. Yani kimliği olan insanlar ama bunu yansıtmıyor. Yönetime yansıtmıyor. Ya bu angajeli kötü bir şey de değil. Yani olabilir. Olabilir. Yani liyakat çalıştırıyor üniversitesi. Orada bunu yansıtmıyor. Dolayısıyla yani şimdi adam partili ama partili olduğunu yönetimine o partili kimlikle iş yapmıyor yani orada. Buna benzer çok rektör var. Ama bir de şu var. Bunlar hep ortalama, dikkat edin. Burada üniversitelerin sıralaması rapor olarak var. Ama yayınladığınız zaman problem var. Ve çok büyük bölümünde çok büyük problemler yaşanmaya başlıyor. Yani bu ekolojik sistemin içerisinde zaten akademik faaliyette uygun bir yeşerme mümkün değil. Hocam ilişkisel toksisite nedir? O artmış, müthiş artmış hem de 5 puan. Milletin birbirinin kuyusunu arkadan kazması, kuyusunu bakın kazması. Ne oluyor? Angajman şikayet meselesi, etmesi. Siyasi angajman meselesi, grupların birbirine düşman olması, gelecek yönetime aksayan problemler. Bu sefer insanlar arasında dedikodu, çekememezlik, birbirlerinin kuyusunu kazma gibi faaliyetlere dönüyor. Ve düşmanlık yıllar boyunca devam ediyor. Eski sistemde bu daha fazlaymıştır belki. Yani eskiden seçimle gelinen dönemlerde ama bu ciddi bir problem. Yani en yüksek artış siyasi angajmandan duyulan rahatsızlık. İkincisi de bu gibi duruyor. Yani ortam içeride problemler yaşanmaya, akademisyenler arasına sirayet etmeye başlayan bir sistem bu.
Yani bu insanlar birbirlerini bölümler arasında, akademisyenler arasında toksik bir böyle kirli, zehirli bir ortam doğmaya başlıyor. Ve Türkiye'de bu ciddi problem. Bu başka da hiç yapılan bir şey dünyada değil. Dünyada başka böyle üniversitelerde böyle bir araştırma yapılıyor mu? Bunları ortaya koyacak. Toksik kendi başına yapılıyor ama örgütler anlamında, işletmeler anlamında çok ciddiye alınan bir şey. Yani insanların bunun sonucu olarak şey, mesela sessizleşmeleri, kapanmaları. Ya karışmıyor. De onun için bir şey belki çalışmıyor. Artık anomi ortamları çıkıyor. Değersizleşme ortaya çıkmaya başlıyor. Ama onlar çok spesifik böyle hani bir açıklama, bilimsel bir teori üretmek için yaparken bizde bu işin bu kadar yaygın olması gerçekten akademik ortamı bozuyor. Ve zorladığımız müddetçe de yani baskı yapmaya başladığımız zaman da artık üniversitenin varlık ontolojik sebebi devreden çıkmaya başlıyor. Peki başka bir şey soracağım şimdi. Çok alakasız gelebilir Anıl Hocam. Bunu size sormak istiyorum. Üniversitede okunan dal önemli midir? Sanıldığı kadar önemli değil. Ben üniversitenin daha önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü biz bundan 50 sene önce oluşturulmuş bir menüden yemek seçmeye çalışıyoruz. Her şey bu seçtiğimiz yemeği sofraya geldiğinde hala yemek istediğimiz şey o veya yenilebilecek ona da emin değiliz. Mezun olduktan sonra bu yemeğin bir değerinin olup olmayacağına da emin değiliz. Dolayısıyla üniversitenin sosyal sermayesi, üniversitenin öğrenciye sunduğu kendi kendine öğrenme olanakları. Bakın mağrur, mazbut dedim ya, üniversitenin her şeyi bildiğini iddia etmemesi gerekiyor öğrenciye. Öğrencinin kendi tasarımı etrafında kendi kendini geliştirmesine izin vermesi gerekiyor. Bunu da nasıl yapacak? Kendi kaynaklarının yanında Coursera, edX gibi kaynaklardan, LinkedIn Learning, Udemy, Udacity gibi kaynaklardan, yani dünyanın bütün eğitim kaynaklarından öğrencinin faydalanmasına yol açacak, ücretleri ödeyecek, bu dersler için kredi verecek ve öğrencileri buralardan ders almaya teşvik edecek. Bunu yaptığınız zaman zaten hayat boyu eğitime de öğrenciyi başlatmış oluyorsunuz. Rozet sistemi diye bir şey söylüyoruz. Artık yetkinlikleri belgelendirmek gerekiyor. Dersleri geçmek değil de belki derslerin içerisinde çok iyi programlanmış beceriler yumakları. A sistemi gibi düşün. Yani bastığınız zaman aslında hangi alanda ne tür becerileri önceden planlanması gerekirken ve üniversite bitirinceye kadar rozetlerini, sertifika demek istemiyoruz değil mi? Ona ehliyet diyelim aslında. Rozet sistemi deniyor, evet. Yani rozet sistemleri. Yani bu rozet sistemlerini biriktirdikçe herkes her rozet de almak zorunda değil. Yani. Diplomaların yerini rozetler koleksiyonu alacak zaten. Bu rozetleri de mesela Coursera'nın Kariyer Akademisi diye bir şey var. 2-3 ders uzunluğunda mesela Türkiye'de çok zayıf olan bir şey. Takım çalışması veya çelişki çözümü. Bu alanlarda çocuk 2-3 derslik bir eğitim alıyor oradan. Oradan bir rozet alıyor. Onu özgeçmişine koyuyor. Mezun olduğu zaman ha sen bilmem ne üniversitesinin şu bölümünden mezun olmuşsun demiyor sadece işveren. Aa sende 5 tane rozet var. Bak kodlama dili öğrenmişsin. Buradan sertifika almışsın. Buradan da rozet almışsın. Sende bunlar var. Bunları aramaya başlanan bir dünyada mezun yaşıyoruz. Olmasını da istemiyor. Yani ister diploma al, ister alma. Bana ne kadar ne getirdim diyor. Önemsizleştikçe rozetler, sertifikalar önem kazanıyor. Üniversitenin bunu kabullenmesi lazım. Ve illa ben her şeyi bilirim. Sen bu diplomayı alacaksın. Bunu yaparsan bu yandalı yapamazsın. Buradan olursa bu çap olmaz. Bu yatay geçişi yapamazsın diye öğrenciyi bunaltmaması, boğmaması gerekiyor. Öğrenciyi kendi haline... Bırak ya üniversite abi. Çok böyle haddini bilecek. Ya ben eğitim kurumuyum. Benim işim eğitimi kolaylaştırmak. Ben bir kolaylaştırıcıyım. Bir otorite değilim demesi gerekiyor. Ve öğrenci olabildiğince ama orada tabii öğrenci de özgüven de oluyor bunu yaptığınız zaman. Kendi kendine araştırmaya başlıyor. Birbirleriyle konuşmaya başlıyorlar. Birdenbire dünyanın eğitim ekosisteminin içinde birer oyuncu olmaya başlıyorlar. Gelen de o zaten. Ya madem bizim ilk 500'de üniversitemiz yok, ilk 500'deki üniversitelerden öğrencilerimiz ders alsın. Böylelikle belki beyin göçünü de tersine çevirebileceğiz. Üniversitelerimiz bu bölgenin en iyi üniversiteleri olursa belki hani Orta Doğu'daki, belki Doğu Avrupa'daki, belki Hindistan'daki, Pakistan'daki öğrencilerin bir kısmı burada eğitim almak isteyecek. Belki onları biz burada tutabileceğiz. Çok yabancı öğrenci yok mu Türkiye'de? Zaten çok yabancı öğrenci yok. Var ama olması yani gerektiği rakam nedir bilmiyorum. Olması gerektiği rakam ve olması gereken yani kalite. Üniversitelerdeki öğrenciden çok bizim beyin göçü tetiklememiz gerekiyor. Bırakın tersine beyin göçünü, bizim beyin göçünü davet etmemiz gerekiyor. Yani bakın bugün Amerika'daki Silikon Vadisi'ndeki startup kurucularının hepsi yarısından yabancı. Fazlası yabancı. Çoğu Hintli, Çinli. İngiltere mesela dünyanın ilk 50 üniversitesinden mezun herkese direkt oturma izni veriyor. Yani agresif bir şekilde beyin göçü politikaları geliştirirken ülkeler, biz içerideki öğrencilerimizi
tutmakta zorlanıyoruz. Dışarıya gidenleri geri getirme artık unuttuk sayılır. Ama bizim politikalarımızın akademik özgürlükle, bütçelerle birleştirildiğinde ve ülkede bir Ar-Ge ortamının oluşturulmasını birlikte sağlayabilirsek... Ama hepsi özgürlükten geçiyor biliyorsunuz hocam. Özgürlükten geçiyor ve vizyondan geçiyor. Yani bizim bir Ar-Ge politikası oluşturmamız gerekiyor ve ülke çapında belki vergiden muaf Ar-Ge alanı tanımlamamız gerekiyor. Tekno girişimler için Türkiye'yi. Ama hocam şey de ortaya çıkıyor ki Türkiye Ar-Ge'ye harcanan parayı endüstriye dönüştürmede çok kötü bir performans var. Çok kötü. Patent sayıları 9-10 bin civarlarında. Yani Hollanda'da boşu boşuna ufacık ülke Ar-Ge yapıyormuş gibi yapıyoruz yani. Evet, evet. Her şey birbiriyle bağlantılı. Yani bu hocam vasat diyor. Ben anlamıyorum. Vasat ortalama demek. Hocamın bahsettiği rakamlar ortalama falan 16. değil. Yani epey aşağılarda. Şimdi böyle bir ortamdan siz dünya çapında inovasyon bekliyorsunuz. Dünya çapında girişim bekliyorsunuz. İlk önce liyakatin geri gelmesi gerekiyor. Özgürlüklerin geri gelmesi gerekiyor. Ve ondan sonra Ar-Ge dostu bir iklimin yayılması gerekiyor ülkeye. Ekoloji olması. Hocam, ekolojiyi kurmamız gerekiyor. Şunu da söylemek lazım şimdi. Az önce hocam da belirtti mesela. En fazla yayın, kişi başı bir yayınla hemen galiba yanlış hatırlamıyorsam. 1.14 civarı. Tıpta. Evet. Şimdi orada da büyük bir felakette karşı. Tıpta dikkat ederseniz uzmanlık alanlarında büyük bir değişim plastik var. Plastik yani, cerrahiye kalıyoruz. Plastik cerrahiye ya da işte psikiyatriye. Yani daha az riskli. Daha kolay dallara kayılıyor. Efendim, dava edileceği ve dayak yemeyecekleri. Ve öldürülmeyeceği ve dayak yemeyeceği yerlere doğru kaymaya çalışıyor. İşte artık kimse eskiden bir numara olan nöroşirurjiyi seçen yok. İşte kalp damar cerrahisini seçen yok. Artık bunlar çok aşağı indi. Bunların puanları daha düştü. Oraya daha kötü öğrenciler gidecek mesela giderse de. İş yoğunluğu da çok fazla. Tabii iş yoğunluğu yani, fazla. Yani çok fazla. O mesela tıpta da bizi kötü günler bekliyor yani. Çok hızlı biçimde. Ben tıp adaylarının bunun farkında olduğuna emin değilim. Şu anda hangi doktorla konuşsanız tıp yazma diyor. Evet. Yani öğretmen de öğretmenliği yazma diyor. Öyle ama tıpta öğretmenlikten daha ciddi sorunlar var. Yani 6 yıl eğitim alıyorsun. Üstüne bir zorunlu hizmet. Evet. Sonra bir uzmanlık, sonra bir daha zorunlu hizmet. Ondan sonra uzmanlık. Ondan sonra mobbing, içeride mobbing. Yani meslektaşların sana kötü davranması. Artı bir de dışarıdan dayak yeme. Bir de yani çok para alıyor falan. Ne çok parası? Çok parası 8 bin lira, 10 bin lira para alıyor bekçi adamlar. Bekçi parası oluyor. Bekçi maaşı oluyor. Evet. Bekçi maaşını bir üstüne alıyorlar. 6 yıl üniversite eğitiminden sonra. Bu şartlar altında gerçekten idealist insanların doktor olmayı hedeflemesi gerekiyor. Ama iş garantili meslek diye inanılmaz bir talep var Türkiye'de. Halbuki iş garantili meslek o kadar çok ki iş garantili insan olmak gerekiyor. Hani sorduğunuz soru üniversite mi önemli, bölüm mü önemli? Eğer sen kendine gereken formasyonu verebiliyorsan zaten senin önün açılıyor ve ekmeğini taştan çıkartmanın yolunu buluyorsun. Hangi programa girdiğin önemli değil. Üniversite çok daha önemli çünkü sana o sosyal sermayeyi sağlayacak olan kurum o. Senin dallar arası geçiş yapmanı sağlayacak, senin kendi kendine öğrenmeni sağlayacak olan kurum o. Hocam şunu söyleyeyim bakın ben geçenlere doktora gittim. Adamcağız beni 45 dakika muayene etti. Şuna baktı, buna baktı falan filan. Benden bir ücret aldım. Aynı gün evdeki havalandırma cihazı bozulmuş. Onu tamire bir usta geldi. 11 dakika sürdü yaptığı iş. Doktorun aldığı paranın iki katını aldı. Parça marça değiştirmedi. Ama eve geldi. Doktor da eve gelseydi o da bir 3 lira daha fazla aldı belki yani. O zaman üniversiteye gitmesin de. Üniversiteye gitmesin de yani. O yani işini iyi evet. yapmakla ilgili mesele o. Ve şimdi doktorlar çok kazanıyor. Ne kazanmıyor? Yani bazı doktorlar evet çok kazanıyor olabilir. Ya günde 120 kişi görmek ne demek? Bakın ben şu anda MEF Üniversitesi'nde tercih günlerinde... Abi ben yolda yüzümüce karşılaşsam yorulurum ya. Evet ya. Yüzümüce muayene etmiyorum. Gelen adaylara destek vermeye çalışıyorum. Bütün gün oradayım. Yani 20-25 kişiyle konuştuktan sonra böyle kendimi epey bir yorgun hocam, hissediyorum. Hocam 100 tane hastayla konuşun. Evet. 100 evet. tane hasta size evet. derdini anlatsın. Akşam evet. ders sahibi olursunuz. Yani. Evet. Yalan çıkamaz. Yani benim arkadaşlarım var. Var hala 100, 120 doktor, var. Yüzü geçenler evet, var. 120'yi var. Gördüm ben. Arkadaşım gönderdi bana. Ya bak dedi. Dörder, beşer dakika arayla mülakat koyuyorlar dedi ve geç bir de kısakta bağırıp çağırıyorlar. Bir tıpı yazmayacaklar. Evet. Tıpı yazmayacaklar. Bağırıyorlar. Şimdi. Yani yazan 3 defa düşünsün. Gerçekten yani şu anda ülkenin gerçekleri bu. Yani bunların sorunların çoğu hep vardı ama en azından ama prestij vardı. Ama geçiş olabilir yani şimdi evet. inşallah. Bu işi çok i̇nşallah. Seviyorsa abi, bu zorlukları da önceden bilmiş olabilir. Sevdiğin işi her yerde yapacaksın. Ucunda evet. ne olursa olsun yapacaksın. Ama eskiden tıbbın bir prestiji vardı. Evet. Bunlar sizin çalışanlarınız, bunlar sizin memurlarınız diye
neredeyse doktorlara saldırmayı vatandaşlık hakkı olarak düşündürttük insanlara. Yani buradan başlıyor hata. Peki hocam, devam edelim. Hocam, doktora mezunlara bir de imbreeding olayından bahsedecek. O ne demek hocam? Bunu, Engin Bey'in isim bulamadığımız bir şey ama... Akraba evliliği. Akraba evliliği diyelim. Yani bu? Üniversiteler sürekli olarak içten besleniyorlar. Yani dışarıdan yeni elemanları almak yerine sürekli kendi içlerinden yükseltme yapıyorlar. Bu yükseltmelerin sonuçları var. Ve Türkiye'de bu aşırı derecede. Diğer üniversite, yani böyle bir ODTÜ de var zannedersem. Engin Bey o araştırmayı da yaptı. İsterseniz o inbreeding yok. İşte o bir onu uygulayan inbreeding olmama, evet. Evet. O yok, sayede zaten Amerika'da şeyde bildiğim kadarıyla bu vardır. Amerika'da var. Amerika'da ama yani çok orada az. Kendi mezununuzu az şu anlamda var derken yani kuralı var. Kuralı sen bende devam edemezsin. Doktorayı bende yaptıysan sen şöyle bir 5 sene bir başka yerlerde dolaş gel. Buradaki standart uygulama 18 yaşında girdiğin üniversiteden rektör çıkma hedefiyle giriyorsun. Engin yani Bey yardımcı doçent, profesör hep aynı üniversite. Engin Hocam bir anlatın bakalım bize neymiş bu inbreeding mi? Inbreeding yani veliler ona da bakabilir. Besleme. Ya içeriden çoğalma. İçeride besleme. İçeride i̇şte yani büyütme. İçeride çoğalma. Evet hocam. Anlatın bakalım bu içeride besleme. Tam uyuşamıyoruz. Ben İngilizcesini kullanayım. Inbreeding kavramı aslında kendi mezunlarını işe almak gibi de değerlendirebiliriz. 18. sırayı sağlatabilir miyiz? 18 arkadaşlar. 20 yıldır bu kim istihdam ediyor? Aslında biraz önce söyledik ya vasat yönetim. Eren Hoca vasat kelimesine biraz taktı ama vasat yönetim, vasat akademisyenle birleştiğinde inbreeding oluyor. İyice artmış yani o felaket. Yani olanları tüm kuzlara işe almak. Buradan şunu girebilirsin. Bakın aslında 2017'ye kadar çok stabil bir yapıyla gidiyor. Evet. %42'si yani üniversitelerde o yıl alınan akademik kadronun %42'sini biz içeriden kişileri alıyoruz. Bunu yani dünya ortalaması nedir hocam? Avrupa üniversiteleri veya dünya üniversiteleri? %5 belki. Ne diyelim ilk 100 üniversitede hemen hemen sıfıra yakın. Sıfır. Yani Harvard'ı bitirdin, Harvard'da öğretim üyesi olamaz mısın? Önce bir dolanacaksın, geleceksin. Dolanıp geleceksin. Şartlar, kriterleri var. ODTÜ'nün yaptığı gibi yani. MIT mesela kendi mezununu hemen almıyor. Biraz dolaş gel diyor. Bir gör, el alem ne yapıyor bir gör. Ama hemen hemen her üniversitede. Kan değişikliği gerekiyor ya. Yani hocalardan öğrendiğin şeyleri sen bu sefer öğrencilere anlıyor. Öbür türlü şey gibi oluyor. Enses gibi oluyor ve o enses sonucunda da ortaya sakat çocuk. Onu dememiştik ama siz dediniz. Enses demek istemedik ama evet. Kullanmamıştık. İyice başlıyor. Neyse ben kullanıyorum. Özür dilerim. Kusura bakmayın. Şimdi peki 2018'de ne oldu? 2018'den sonra %50, %55'e çıkıyor. 2018'de Yekta Hoca'nın da bayağı bir kulağını çıkmaktık. Yekta Hoca yönetimi YÖK tarihinde belki de en önemli özerk kararı aldı. Üniversitelere özerklik tanıdı. Bu özerklik akademisyen alımı ile ilgili. Ben karışmıyorum dedi. Bundan sonra akademisyen alımını norm kadro bağlamında üniversiteler kendileri yaptı. Ve üniversiteler bu özgürlüğü kötüye kullandı. Kötünün daha kötüsüne kullandılar. Bu onu gösteriyor. Peki bu insanlar nedir? Bir sonraki 20. slide'a geçebilir miyiz? Kendi mezunları istemeden üniversitelerin listesi. 20. slide. En yüksek Ege Üniversitesi. Ege'deki her 10 hocanın 8'i kendi mezunu. Doktorasını Ege Üniversitesi'nde yapmış hocadan oluşuyor. Ama orada Ankara başka bir şey var galiba ya. O tıp olduğu için. Tıp olduğu için. Zaten bakarsanız çoğu tıp. İTÜ'ye bakın, adam... Yıldız Tekniğe bakın. Aynısını görüyorsunuz. Ama yukarıdakilerin tamamı tıptan kaynaklanıyor gibi geldi bana. Tıptan kaynakların nedeni. Ama burada şunu görebiliyoruz. Bu listede hiçbir şekilde İzmir Yüksek Teknoloji gibi bizim aslında ilk 500'ü zorlayan üniversitemiz. Buna karşın Boğaziçi Üniversitesi, ODTÜ gibi üniversiteleri göremiyoruz. Çünkü evet. Bunlar yok bunun olur. Zararlı olduğunu görüyorlar. Peki gerçekten zararlı mı? Sıralamada en yukarıdaki üniversitelerde bu yok. Yok. Evet, zararlı mı? Bunun bir sonraki slayta geçebilir miyiz? 21. slaytla ilgili ben bir araştırma yaptım. Peki bunlar nedir? 3 tane inbreeding tanımladım. Bunlardan birincisi core. Core şu demek, biraz önce Erhan Hoca'nın söylediği gibi 18 yaşında o üniversiteye girmiş,
Bazılarında şöyle bir şey var. Bu tıplarla ilgili. Doğumu da o üniversitede. Yani annesi orada doğumu. Çocuğunu almış yani. Hocaları. Bir kısmı öğretim üyesi çocuğu olduğu için anaokulunlar ve ilkokulunlar da o liseyi de o üniversitenin vakıf okullarında okumuş. Kampüsteki ilkokulunda. Dolayısıyla hayatında bak hiçbir yer görmemiş kişiler. Bu korlar, yüksek lisanslı, lisanslı, doktorası aynı yer olanlar. Bir de burada doktora var. O da sadece doktorası o üniversiteden olanlar. Yani bizim olanlar diyebiliriz. Burada şunu görebiliyoruz. Sosyal bilimler alanında özellikle eğer kor bir akademisyenseniz, yani o üniversitede doğduysanız, dışarıdan gelen bir kişi size 5 katından daha fazla akademik çalışıyor. Yayın farkı atıyor. Dışarıdan bir, gelen daha yayın, fazla yapıyor. Evet, daha fazla yapıyor yayında. Hele ki atıfta. Çünkü aşirete o kişilerin diyorlar. Yayınları %10 veya 14 katı daha fazla yayın alıyor. Bu sosyal bilimlerde çok rahat bir şekilde gözükebiliyor. Örneğin sağlık bilimlerinde bu biraz düşük. Bunu görebiliyoruz. Sağlık bilimlerinde kafa kafaya götürülebiliyor. Peki bu neye yansıyor aslında? Bir sonraki slaytımız 22. Bu ister istemez işbirliklerini engelliyor. Yani içerideki kişi bütün işbirliğini... Çünkü dışarıda kimseyi tanımıyor. Evet. Dışarıda kimseyi tanımıyor. Yani mahallesinden çıkmamış. Bütün arkadaşları mahalleden. O da ekolojinin önemli bir şeyi. O da ekolojiyi gelişmesini engelliyor. Bu sefer hep aynı ortamda olduğu için ırk güzelleşmiyor. Doğru. Irk daha da kötüye gidiyor. Irk kötüye gidiyor, evet. Abi kalsa en azından. 23. sırayla ben burayı tamamlayayım. Bir geliştirdiğim bir kavram var. Akademik çeşitlilik. Bu akademik çeşitlilik şu demek aslında. Bir üniversitede ne kadar farklı üniversitelerden doktora mezunu akademisyen var. Yani çeşitlilik demek düşünebilirsiniz. Veya bizim şu anda sizin 3 konuğunuzda bir çeşitlilik oluşturuyor. Üçümüz de farklı üniversitelerde. Dolayısıyla akademik çeşitliliğin üniversite yayın üretimini açıklamadaki rekareti herhalde... Biyolojiden bahsediyor değil mi? Hocam ses gelmiyor. Anlayamıyorum. Sesini kes. Sesiniz gelmiyor hocam. Şu anda geliyor mu? Şu anda geliyor. Biz akademik çeşitliliği sağlayamıyoruz. Hep birbirlerimize benzeyen aynı eğitimleri almış. Anadolu'da bir tabir vardır. 5-10 kalas derler. Bir tarafı 5 santimdir, bir tarafı 10 santimdir. Çoğumuz 5-10 kalas gibi. Hepimiz birbirimize benziyoruz. Hocam burada şunu anlıyoruz. Akademik çeşitlilik 1 artarsa akademik yayın kalitesi 1,5 artıyor. Rekaresi hemen 0,4. Evet. Aslında bu yani, doğanın kuralı. Yani, doğanın kuralı tabii. Yani doğa çeşitliliği sever. Yani fikrin de çeşitliliği olması üretimi artırıyor değil yani mi? Yani gerçekten istisnalar var. Mesela Daron Acemoğlu'nu biliyorsunuz. Onun eşi Asuman Acemoğlu MIT'yi bitirdi. ODTÜ'den mezun. Ve MIT onu bölüm başkanı yaptı. İlk önce bölümü aldı. Elektrik mühendisliği ve bilgisayar bölümünü aldı. Sonra da bölüm başkanı yaptı ama dünya İstisna. Çapında bir akademisyen bu. Ve bu istisnanın yapılması için çok ciddi toplantılar yapıldı. Senato kararları gerekti vesaire. Ya bu çok iyi gitmesin bir yere. Gittiği yerden giralamayız dediler herhalde. Evet, evet. Yani genelde bir üniversite kendi mezunu işe almaz nokta. Yani işe başvurmayı düşünmez bile. Ama maalesef Türkiye'de üniversiteye girer girmez insan o üniversitede akademisyen olarak kalmayı düşünmeye başlıyor. Peki bir üniversite kendi mezunu doktora yaptırmaz mı genellikle? Kendi mezununa doktora yaptırmaması tercih edilir. Hı. İki tane diploma bile almamak gerekiyor aynı üniversiteden. Yani lisans, yüksek lisans ve doktoran aynı üniversitedense sen bir korkak şey birisisin. Riskten kaçıyorsun. Ortam değiştirmek istemiyorsun. Korunmuşsun yani. Kendini fazla korumuşsun. Yani seni işte seven hocalarım var. Onlarla devam etmişsin. Evet. Bakın araştırma görevlisi diye bir şey var Türkiye'de. Bu bir kadro ve araştırma görevlilerinin beklentisi aynı üniversitede doktor öğretim üyesi olması. Tamam. Bu olacak şey değil. Yani araştırma görevlisinin işi araştırmaya destek vermektir. Doktorayı bitirdiği zaman da pazara çıkar, diğer üniversitelere başvurur, nereden iş bulabiliyorsa orada çalışır. Ama Türkiye'deki beklenti Argör'den yardoçluğa transfer, eski deyimiyle yardoç. Ondan sonra doçent olması, sonra profesör olması. Böyle yaptığınız zaman da çeşitlilik ortadan kalkıyor, üniversite iyice içine kapanıyor ve iyi şeyler akademik olmuyor. Akademik verimlilik azalıyor, evet.
başka üniversitede işbirliği azalıyor, üniversitenin yenilikçiliği kalmıyor, hayır, çok tradisyonel gidiyor her şey. Ve üniversite bölümde mesela 8 farklı alandan hoca bulundurması gerekiyorsa bu tür kuralları da çiğnemeye başlıyor. Bir bakıyorsunuz bir alandan bütün hocalar. Çünkü hepsi birbirlerinin çocuğu, torunu deniyor bunlar. Yani bu çok sayıda problemimizden sadece bir tanesi. Ama yani Türkiye'de yüksek öğretim nasıl düzelir sorusuna dönmek isterseniz eğer, akademik özgürlüklerden başlamak gerekiyor. Sistemi yeniden ele almak gerekiyor. Ama hocam şimdi bakın az önce göründü. Akademik özgürlük veriliyor. Kötüye kullanılmış, birdenbire inbreeding artmış. Ama yani bunun bir hesap verebilirlik ve şeffaflıkla birlikte götürülmesi evet. gerekiyor. Yani inbreeding'in kötü bir şey olduğu biliniyor. Sen bunu yapan bir rektörsen ve bunun sonucu olarak senin performansın düşürse senin yenilenmemen gerekiyor. Rektör atamalarında liyakate ve performansa bakılması gerekiyor dememin nedeni bu. Yani bizden mi değil mi diye atama yaptığınız anda alttakileri de bizden mi değil mi diye atıyorlar. Ondan sonra da bizden mi değil mi diye atanıyor. Birdenbire kabile çıkıyor ortaya. Halbuki üniversite çok sesliliğin olması gereken bir yer. Kaynakların ciddi olarak arttırılması gerekiyor. Özgürlüğün verilmesi gerekiyor. Ve üniversitelerin kendilerinin sadece tek başlarına çözüm üretemeyeceklerini fark etmesi gerekiyor. Bütün dünyadaki üniversitelerle işbirliği yapması gerekiyor. Türkiye'de çok eksik bir şey de bu üniversitelerin arasındaki işbirliği. Yani birbirlerinden ders almasına bile öğrencilerin neredeyse izin vermiyorlar. Hoca paylaşımında bile rektörlükten özel izinler gerekiyor. Aynı bölümde bile aslında bakarsanız işbirliğini öğrenen... Ya biz de daha önce bir Amerikalı yapmıştı. Türk öğrenciler. Hocam bir üniversite öğretim üyesi, benim bir dostum şöyle diyor. Üniversitenin kendi içinden beslenmeleri aslında o kadar da yanlış bir şey değildir diyor. Zaten diyor Türkiye'deki bazı üniversitelerin akademisyen anlamında beslenecekleri çok fazla dış kaynak yok. Özellikle ülke içinde aynı düzeyde üniversite olmadığı için mecburen ya kendinden ya da çok benzerinden beslenmek zorunda kalıyor. Biz kendi bölümümüzde kendi mezunlarımızı hemen kadroya almıyoruz. Hocanın dediği gibi bir dolaş gel diyoruz. Ama genel olarak seviye o kadar düşük ki üniversite dünyasında mecburen tanıdığımız, güvendiğimiz kendi eğitimimizden geçmiş talebeleri tercih ediyoruz. O zaman da yine araştırma... iyi üniversite var ama Türkiye'de. Evet, şimdi yani araştırma yani üniversitelerinin kadar... kaynaklandırılması gerekiyor ve 5 tane yerine 50 tane doktor öğrencisi üretmesini sağlamak gerekiyor. Biz niye hala Boğaziçi'ni lisans öğrencisine boğuyoruz? Biz niye hala İTÜ'yü lisans öğrencisine boğuyoruz? Bunlar bizim en iyi üniversitelerimizse bunların misyonlarının üniversiteye akademisyen yetiştirmek olması gerekiyor. O zaman bu dediğiniz problem çözülür. Ve hep aşağıya doğru gidilir. Buradan mezun olursanız burada iş bulursunuz. Buradan mezun olursanız burada Caltech, iş bulursunuz. Caltech'te mesela dünyanın bence en iyi üniversitesi. En iyi teknik üniversite, mühendislik üniversitelerinden birisi. Sosyal'da da Berkeley var mesela. Doktor, undergraduate ile graduate arasında graduate iki katından daha fazla. Tabii. Yani bütün önde gelen Amerikan üniversitelerinde yüksek lisans ve doktora... En iyi oran Caltech'te. Şöyle bir şey de var ama onun ne kadar doğru söylemek. Yani lisans derslerine hani bizim bugün öğretim görevlisi dediğimiz kişiler ya da araştırma görevlisi dediğimiz kişiler derslere giriyor zaten. Teaching assistant dediğimiz adamlar dersleri yürütebiliyor. Belki de bir profesörden daha iyi ders anlatabiliyor. Profesöre geldiğiniz zaman bir başka çalışma daha vardı aslında. Harvard'daki hocalar profesör olduktan sonra tamamen adam yetiştirmeye odaklanıyorlar. Yayın yapmaya da değil. Hocam lisans derslerine niye bir hoca hala giriyor? Bunu niye sorgulamıyoruz? Yani dünyada makroekonomi, mikroekonomi dersi herhalde 100.000 defa falan verildi. Bunların en iyilerini verenler de internette var, bu dersler var. Biz hala kör deneyi beller gibi kimi bulabiliyorsak 200 üniversitenin 200'ünde 200 tane ekonomi dersi veriliyor. 200 tane kalkülüs dersi veriliyor. Yani yapay zeka ile Carnegie Mellon'da şu anda 30 tane ders yapay zeka ile öğretilebiliyor. İnsandan çok daha iyi öğretiyorlar tabii ki. Çünkü öğrenme hızınıza göre size veriyorlar malzemeyi. Hata tespiti yapıyor. Hatayı yani. Tespit ediyor. Adaptif öğrenme. Senin bu tarafın eksik, git buradan bunu öğren gel diyor. Hatta vesaire. Konuyla alakasız hataları diyor. Bu kadar uçma diyorsanız o zaman neden artık pandemide de bunu deneyimledik. Neden Coursera'dan, edX'ten ders alıp da kendi hocalarımızı koordinatör pozisyonunda, mentor pozisyonunda geri çekmiyoruz da hala sınıfta bilenden bilmeyene bilgi nakli. Ya bunun zamanının geçtiğini hala biz anlamadık mı? Bilgi naklinin zamanı geçti. Beceri geliştirmek gerekiyor. Hocalarımızın beceriye odaklanması gerekiyor. Bilgi nakli zaten bilgi şu anda meta oldu. Her tarafta var. Yani hiçbir üniversite öğrencisi bilgi için üniversitelere para vermek zorunda kalmamalı.
değil, kendini geliştirmek için, sosyal sermayeden faydalanmak için, network için. Network için üniversiteden faydalanmayı seçmeli. Ama biz bunu da inatla reddediyoruz ve mesela YÖK diyor ki bize yüzde işte 30'dan 40'dan fazla çevrimiçi olmaz. Neden? Çünkü bu program yüz yüze. Ya böyle bir şey kalmadı artık. Yani bu yüz yüze program, bu çevrimiçi, pandemi bunu dümdüz etti ve bunu şunu gördük ki optimali. Ama hocam kopya da arttı diyorsunuz. Ama şimdi siz kopya yapılamayacak ödevler. Hayır, biz zaten sınav final vermiyoruz MEF Üniversitesi'nde. Projeyle değerlendirme yapıyoruz. Doğrusu zaten bu. Ayrıca sınavları yüz yüze yapabilirsiniz. Optimal olan hibrit eğitimdir. Bazı içerik yüz yüze daha iyi verilir. Tartışma olacaksa, vaka çalışması olacaksa, çocukları yan yana oturtacaksan. Ama istatistik, muhasebe gibi daha rutin eğitimlerde çevrimiçi verilebilir. Veya bir işletme dersinin yarısını çevrimiçi, yarısını yüz yüze yapabilirsin. Biz bu modellere kafa yormalıyız ve fakültelere, bölümlere, hocalara bırakmamız gerekiyor. Dersin ne kadarının yüz yüze olacağı, ne kadarının dışarıdan kaynaklardan alınacağı. Ya da başka modelleri. Üniversite neden kendisi geliştirmeye çalışmıyor? Üniversite neden kendi model geliştirmiyor? Ya kendi denesin. Peki hocam, şimdi bu söylediğiniz hoş, güzel de mesela. Şimdi, belki ben düşünüyorum. Demirgin gelirdi benim ekonomi dersine. Çok hoş bir şeydi yani. Ya da ne bileyim, Çiğdem Kağıtçıbaşı girdi galiba istatistik dersine. Hoş bir şeydi. Şimdi bu kötü bir şey mi yani, iyi bir profesörün sizin dersine gelmesi? Kötü bir şey değil. Tek tip üniversite demiyoruz işte onun için. Üniversiteler çeşitlendi demek istiyoruz. Abi Boğaziçi'nden bahsediyorsun. Evet. Yani Mustafa Hoca da, Dilber de Boğaziçi'nde ders. Marketing'de o gelmişti büyük bir ihtimal. Şimdi bunlardan kaç tane var abi? Bir de ben sana şunu soruyorum. Neden Demirgil bütün Türkiye'nin ekonomi derslerini vermiyor? Neden onun verdiği dersi biz çekip bütün Türkiye'ye göstermiyoruz da? Artık imkansız mı? Ya artık imkansız tabii. Ama zamanında... Ama mesela bu zamanda vermiş olsa ve bunlar kaydedilmiş olsa bugün Demirgil hala ders veriyor olacaktı. Bu çok güzel bir hoca şey dersinde onu biliyorsun açsaydı. Çok güzel bir şey. Olumlu bir katkıda bulunabilmek çok güzel bir şey değil mi? Çok güzel bir şey. Yani Refet Gürkaynak Hoca varken bugün Türkiye'de, Mahfiye İlmez Hoca varken başkaları ekonomi dersi niye veriyor? Yani bunlar ekonominin kralını veriyorlar. İstediği seviyede verebiliyorlar. Türkçe de verebiliyorlar, İngilizce verebiliyor. Biz hala her üniversitede yüz yüze eğitim. Yani bunu veliler de anlamış değiller. Ya bir dakika, siz işte çevrimiçi eğitime geçtiniz, hala aynı parayı mı alıyorsunuz? Yani falan. Öğretim üyelerinde bir tür sendikasyon mu diyorsunuz? Ya, yeni deneme modelde yok, inisiyatif yok. Yani ben bunu niçin başka türlü yapamayayım? Yani mesela hocanın bahsettiği o kaynaklarınız, arşivleriniz olmuş olsa bir akademisyen daha önceden öğrencisine der ki işte şu konumuz şu, tanımlara gidin çalışın gelin. Ben size... Belki yarın öbür gün şey oraya gidecek, belki YouTube Üniversitesi olacak belki. Evet. Ya var zaten, yıllardır var YouTube Üniversitesi de. Bakın sendikasyon, iyi bir terim aslında. Mesela bizim 8 yıldır MEF'te uyguladığımız sistem, öğrenciye sınıfta ders anlatılmaz. Ders anlatma en rutin iştir. Bilişsel yükün en hafif olduğu yerdir. Ben bunun videosunu çekerim. Öğrenci izler gelir, anlamadığı yerleri bana sorar. Ya öğrenmenin olup olmadığına bakarsın. Doğrusu bu. Ama bunu mesela biz Türkiye'de insanlara anlatamıyoruz. Hala en basit işi yapıyorlar. İçerik nakli yapıyorlar. Ödevi öğrenci... Ödev daha zor ya. Çünkü ödevde genelleme yapması gerekiyor. Konseptleri birleştirmesi gerekiyor. Uygulama yapması. Onu sınıfın içine alsana. Eğitimi dersten önceye alsana. Bu kadar basit bir şeyi bile anlatamıyoruz. Ve ben bu sayede kendimi her sene 4 defa tekrar etmekten kurtuluyorum. Yani yetkin gençler eğitiminde de bunu uyguluyorum ben. Videoları çektim, videoları izliyorsun. 4 saat, 5 saat boyunca sadece etkileşim ve takım çalışması yapıyoruz. Öğrencilerin ne kadar memnun, mutlu olduğunu anlatamam. Biz yetken olarak tabii bu TUMA anketlerine girmiyoruz. Ama girseydik emir olun en tepede çıkardık. Çünkü öğrenci ya zaten eğitim böyle olmalı diyor ne ve şaşırıyor. Ya? Üniversite değiliz çünkü. 15 haftalık bir programız. Ya 15 haftalık programın sonunda çocuğun kalkıp da 4 yılda öğrendiğimden fazlasını burada öğrendim demesi ne kadar acı biliyor musunuz? İnsana çok geçici bir gurur veriyor. Egonu okşuyor ama ondan sonra düşünüyorsun ya biz bu çocuğun 4 yılda kendisi ne yaptı? Kendisi öğrendi, aktif öğrendi ondan. Kendi öğrendi, aktif öğrendi ve güven faktörünü ortaya çıkardı. Başkalarıyla birlikte başarabileceğini gördü. Ve bak Türkiye'de şu anda en önemli sorun belki kaygı, umutsuzluk, bunlar ortadan kalktı. Çocuk birdenbire geleceğe umutla bakmaya başladı. Sessizlik diyoruz ya, öğrencide de yaşanıyor. Artık yavaş yavaş hani giriyorsun, çok büyük beklentilerin var. Bir üniversiteye girdin, baktın beklentin karşılanmadı. O çocuk da kendine çekiliyor artık. Yani bir rutine dönmüş oluyor. En güzel yıllarını derslerde kart basarak, dersi takip ederek geçip gidiyor o yıllar. O güzel yıllar geçmiş oluyor yani. Peki hocam, şimdi bir yandan da Türkiye'de benim gördüğüm bir başka mesele şu değil mi?
bunu siz de herhalde benden çok 10 kat, 1000 kat, 100 bin kat daha iyi görüyorsunuzdur. Gerçek hayatta üniversite arasındaki, sektörlerle üniversite arasındaki kopukluk. Baştan beri aslında bütün özeti bu. Yani biz olmayan bir şeye insan yetiştiriyoruz. Olmayacak bir şeye. Bunları mutlu etmeyecek bir geleceğe. Bildiğimizi sandığımız için. Yani şimdi, bilmediğimizi kabul ettiğimiz anda bu değişiklik gereksiz. Sanayicilerle bir araya geldiğimiz zaman, konuştuğumuz zaman bu eğitim meselesini diyor ki, ya ben diyor meslek yüksekokulundan gelen çocuğu tercih ederim. Gelen mühendis onun düzeyinde değil diyor. Halbuki o mühendis belki çok daha üst düzeyde ama soyutta hiç fabrika görmemiş, hiç gitmemiş, hiç gezmemiş, hiç çalışmamış. Ama buna bu galiba bunu söyleyen sanayici staj başvurunda da ne yazık ki kabul etmiyor. Kabul etmiyor. Ve stajda da para vermiyor, sigorta yapmıyor. Üniversite devlet versin diyor staj parasını. Fakat çözüm, yani herkes böyle hem orada olayım hem orada olayım istiyor yani. Evet, maalesef özel sektörü ben çok ciddi eleştiriyorum. Şikayet etmeyi çok iyi biliyorlar ama ellerini taşın altına koymayı hiç bilmiyorlar. Niye burs vermiyorlar? Yani burs senin vermiyor, ihtiyacın, staj vermiyor. Ya senin şu şekilde, bakın ona hani anlatmıştık ya anlaşmalı burs programları diye. Anlaşmalı burs programları var dünyada. Herhangi bir sektör, tek başına belki bir esnaf bunu yapamaz ama sektör diyor ki bize şunlar lazım. Falanca Boğaziçi Üniversitesi'ne gidiyor, ODTÜ Üniversitesi'ne gidiyor veya Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi'ne gidiyor. Diyor ki eğer siz bana şu yetkinliklere sahip öğrenciyi şu şekilde yetiştirir verirseniz ben sizin işte öğrencilerinizin hepsini karşılayacağım diyor. Veya üniversitenize şu kadar yardımda bulunacağım diyor. Ama şimdi bunların hepsinin tekrar düşünülüp mevzuatının olması gerekiyor. Yani kimlere ne kadar para ver? Eğer istiyorsanız sektör olarak, sanayici olarak bunları istiyorsanız o zaman her şeyi devlet size hazırlasın, bu öğrenciye her şeyi karşılasın, size verelim mi istiyorlar. Ondan sonra da şikayet ediyorlar. Ara insan istiyorlar bir de. Arada kalmış insan ister gibi bir şey yani. Hem üniversitede sorun var, yöneticiler hazır değiller, bilmiyorlar nasıl çalışacaklarını özel sektörle, hem de özel sektörde sorun var. Bunlar kesinlikle aşılabilir. Bundan 5 yıl kadar önce biz bankacılık yüksekokulu açtık, 2 yıllık mesela, Yapı ve Kredi Bankası'yla. Bütün maliyeti onlar üstlendi, biz de onlara istedikleri gibi eleman yetiştirdik. Şu anda Çimento İşverenleri Sendikası'yla bir anlaşma yapıyoruz. Çimento MBA'si diyeyim size. Yani bildiğiniz MBA programının içine İşte çevre ekonomisi, çevre hukuku, sürdürülebilirlik, yeşil ekonomi falan gibi dersler ekleyerek ağır sanayi sektörüne uygun ve toplumda algısı da oldukça negatif olan sektöre uygun bir yüksek lisans programı kurguladık. Yani bu biraz vizyon meselesi, biraz da hani bir adım atma meselesi. Biraz da konuşmak onlar bir adım meselesi. Attı, sizin yaptığınız o program, geçenki program puanları yükseltti. Gurmelerin bahçılık programları yükseltti. Evet, yükseliyor. Evet. Yani kötü, ona uğraşıyorum. Kötü bir şey değil o. Ona uğraşıyorum zaten. Ya insanlar konuşsun işte konuşsun, bu tür şeyleri. Kötü bir şey değil bu. Yani neler oluyor piyasada, neler çeşitli oluyor insanlar konuştuğu zaman. Peki hocam şimdi, üniversiteler, bana sorarsan Türkiye'de üniversitelerle ilgili çok ciddi sorunlar var. Şimdi atıyorum. Bütün dünyada var. Kendi işimle ilgili sorun. Şimdi bir sürü üniversitenin işte, yok iletişim, yok sinema televizyon, yok zart, yok surt. Böyle benim mesleğim yani televizyon falan filan gibi konuların içeriğinde bölümleri var. Ya, etrafımızda yapım şirketi sahibi, yönetmen, senarist, o bu. Bu mesleği en iyi yapanlardan 20 tanesini tanıyorum. Mevzuat, derse niye girmiyorlar? Abi şimdi bir üniversitede dedi ki baba gel bizde, hani ders vermesi belki YÖK tarafından engel olur ama. Yok, mevzuat ya haftada var. Bir gel bize bir sohbet et, çocukları bir toplayalım bir anlat. Yok orada YÖK'e mevzuat var hocam. Haksızlık ha? Çünkü. Yapabiliyorsunuz onu. İşini yapan yok. Yani o fakültenin sorunu o. Bakın bizim ama hiçbiri yapmıyor hocam. Hani bir fakülte, bir fakülte 100 fakülte 99 yapıyor. 50 tane dışarıdan o dersi ben alacağım. Ben söyleyeyim mesela. Ben Türkiye'nin en iyi yapımcılarının, en iyi yönetmenlerinin %50'sini tanıyorum. %10'uyla da hepsinin ders veriyor olması lazım. Bunların her birinin üniversitelere girip kesinlikle ders veriyor. Üstelik de şöyle bir avantajı var. Ders verirken de öğrenciler arasından seçip seçerek meslek sahibi yapması. Staj. Sonra da göreve, işe alması ihtimali var. Abi bir üniversite çağırmaz mı ya? Bu nasıl üniversitedir ya? Körlük oluşuyor dediğimiz zaten orada. Orada yani çok, bence değil. Bence çok, akademisyenler. Çok haklı, çok haklı. Akademisyenler. Abi şimdi dışarıdan gelip bizim rahatımız olmasın. Benim dersimi alacaktı. Çünkü 40 senedir aynı haltı bir bok bilmeden anlata. Dışarı çıkıyor çocuk. Ulan benim öğrendiğimle buradaki arasında uçurum var diyor. Görüyoruz. Geliyor buraya çünkü çocuklar. Ona öğretilen de buradaki hayat gerçeği bağdaşmıyor. Bana çocuk diyor ki Fatih abi 4 sene öğrendiğimi bir haftada öğrendim diyor. Mağrur mazbuta geldik tekrar. İşte. Haddini bilecek üniversite. Üniversite yönetimi kadar üniversite öğretim üyesi de her tarafta problem var hocam.
Bizim fakültemizde İktisadi İdari Sosyal Bilimler Mustafa Kibaroğlu'nun dekan olduğu fakültede bugün imzaladım kararları. 50 tane profesyonel geliyor dışarıdan ders veriyor. Çünkü biz akademisyenler olarak her şeyin en iyisini bildiğimizi iddia etmiyoruz. Biz bildiğimizi anlatıyoruz, öğrencinin buna ihtiyacı olduğunu düşünüyoruz ama sektörden gelenlerin kattığı yani staj bulma konusunda, iş bulma konusunda nasıl MEF Üniversitesi mezunlarının %86'sı krizin ortasında iş buluyor? Anahtar burada işte. O dışarıdan gelen 50 kişi alıyor götürüyor şimdi, çocukları. Mesele o şimdi. Ben bir mimarlık fakültesinden bir öğretim üyesi arkadaşıma dedim ki ya bak Türkiye'nin baba mimarları var. 5 tane büyük mimar var. Ya bunları çağır, haftada 3 gün sana birisi gelsin piyasa deneyimini anlatsın. Ve bırak geliyorlar. Çizimimizi. Çağırınca koşa geliyorlar. Koşa geliyorlar. Evet. Para falan da istemiyorlar. Gelmesine de bazen gerek yok. O arkadaş ona dedi ki ya baba dedi sen böyle söylüyorsun. Şimdi de o gelecek buraya dedi. Biri dedi Maserati'siyle gelecek. Öbürü Ferrari'siyle gelecek. Öbürü Mercedes'le gelecek. Ne güzel. Çocuklar dedim heveslensin. Baba bundan başka ne istiyorsun dedim. Yani çocuklar diyecek ki evet. Ben bu okulda başarılı olursam bu arabayı alacağım binerim. Diyecek. Motivasyonu o şekilde sağlayacak. Ama işte dediniz ya yani o benim dersimi başkası almasın. Dersleri sahipleneyim. Artık başka şeyi yok. Bakın, yani. Ders fetişizmi ne ölçtüğünüze bağlı. Şimdi siz mezunların iş bulma oranlarını ölçüp üniversiteleri böyle değerlendirirseniz o insanları çağırmaya başlarlar. Başlarsın. Bakın şurada bir doküman var elimde. Mezunlarımızın kariyer yolculukları. Her üniversiteden böyle bir dokümanın talep edilmesi bence gerekiyor. De. Kardeşim sen her bu kadar mezun bugün verdin. Bugün gazeteye ilan verirken kampüsünde az önce hocamın söylediği çimende yatan çocuklar, gençler veya mezunlara işte, ne oldu? Mezunlarım nerede? Ha, çimende yatmaya devam ediyorlar. Ama bazıları çimende böyle devam ediyor. Hani, evde yatıyor. Bunun yükünü de sorması lazım. Üniversiteye bütçe verilirken Maliye Bakanlığı'nın da sorması lazım. Ya senin en önemli çıktın, ekonomiye en büyük katkın. Mezunların en önemli çıktın yaptı. Araştırma olabilir ama ekonomiye ama Cumhurbaşkanlığı devam etseydi o işi o etki yaratırdı. Ya, herkes bunu devam... Yani niye demedi Cumhurbaşkanı yapamadı o işi? Yo, yaptılar güzel, devam edecek diye biliyorum ama işte yani... İnsan Kaynakları Ofisi'nin çalışması çok yani, önemli çalışması. O devam etmiş olsa, şimdi ne yaptık biz hani memnuniyeti yapınca o tarafa döndü. Cumhurbaşkanlığı buna devam etmiş olsaydı o zaman üniversiteler sizin dediğinizi yapmak durumunda kalacaktı. Ama bütçeyi mezuna bağlamanız gerekiyor. Bakın bizde bir problem her şey girdilere bağlı. Kaç öğrenci giriyor üniversiteye? Hayır, kaç öğrenci kaç çıktı kadro ve var? Ne iş yaptı? Çıktı odaklı bütçelemeye başlarsak, çıktı odaklı performans testine başlarsak barajlar da girdiği ölçüyor. Ya sen bu öğrenci çıktığında bunu teste tabi tut ve gerekiyorsa sen mühendis olamazsın kardeşim ancak mühendislik teknisyenliği yapabilirsin de. Çıktıları ölçmeyi bir becerebilsek biz burada kendi kendimize, kendi çıktılarımızı ölçüyoruz. Yani adaylara tavsiyem. Ya kardeşim bana reklam yapmayın. Lütfen mezunlarınızın nerede olduğunu bana bir anlatın. Bunu da öyle olmadı. Belki de yok yapacak. Kriter olarak koyacak. Herkes yapacak. YÖK'ün de bunu yapması lazım. Maliye Bakanlığı'nın da yapması lazım. Ama onlar yapmıyorsa anne babaların yapması lazım, velilerin yapması lazım, öğrencinin kendisini yapması anne lazım. Anne baba bunu ancak kulakta olmama yapıyor. O zaten o tercih de yansıyor işte. Diyor ki Boğaziçi Üniversitesi mezunları daha iyi iş bulmuş, daha zengin olmuş veya işte İTÜ öğrencileri bakarsan bütün bizim müteahhitler şunlardır, İTÜ'den, OTÜ'den falan çıkmış. Ama onu bunlar anekdotal bilgi işte. Anekdotal bilgi. Bu konuları konuşan insan sayısı da az olduğu için. Yoksa bu bilgi dahilinde olmuş olsa hani... Yani televizyonlarda bu sizin gibi programlarda bunlar daha çok konuşulsa bilinmiş olacak yani. Hocam, aile nereye bakacağını konuşuyor Allah aşkına. Çok bu abuk sabuk konuları bir ben geliyorum. Bir de siz geliyorsunuz zaten. Yani Türkiye için en önemli konular bunlar bence. Bizim sayımız aslında. Normalde buraya iki tane ağzı laf yapan ve küfür etmekte özgür gazeteci veya işte birilerini çağırırız. Birbirine söverler sayarlar. Şahane program. Her gün çıkartabilirsiniz. Her gün çıkartırız. Ne olacak? Çeşitlilik olmayınca ne oluyor? Televizyonlarda da çeşitlilik kalmadı değil mi? O da... Fakat yani bakın ben şöyle bir kitap yazdım. Sistem çaresiz, eğitim sizde diye. Bütün Türkiye'deki yüksek öğretimdeki hatta K12'deki sorunlardan bahsettim. Ve temelde şunu diyorum. Ya inisiyatif alacaksınız kardeşim. Eğitiminizin sorumluluğunu kendiniz alacaksınız. Kendi formasyonunuzu kendiniz oluşturacaksınız. Kendinizin mimarı, kendinizin mühendisi olacaksınız. Dünyada her tarafta bilgi var, her tarafta beceri edinebilirsiniz. Hocam sizin bir yandan giren maillere bakıyorum. Tabii. Dünyada her tarafta bilgi var, beceri kazanmanın çok farklı yolları var. Bunların hepsinden faydalanacaksın. Mutlaka 5 tane, 6 tane staj yapacaksın. Aslında kardeşim. Mezuniyetlerle ilgili de bir çalışma vardı. Engin Bey onu da bilmiyorum o konuda bitirdiniz mi hocam siz o çalışmayı?
Bitirdik hocam. Üniversite.karnesi.com'da var. Şimdi Üniversite.karnesi.com hocamın çok önemli bir yeni girişimi. Nur Erdem Özeren'le birlikte yapıyorlar. Ve sizin bu bahsettiğiniz üniversite bazındaki memnuniyeti bölüm bazında yapıyorlar. Orada şey de var hocam, şehirlere bakın diyor. Şehirlere bakın diyor. Gelişmişle kiralara öğrenci bakın diyor. Öğrenci dostu şehirler, kiralara bakın diyor. Kiralara Eskişehir'i bakın öne diyor. Çıkartıyorsunuz, Muğla'yı öne çıkartıyorsunuz biliyorum. Muğla zaten sonradan birden o da yönetim hocam. Yani Muğla Sıtkı Koçman'da... Ama öğrenci dostu şehir olması da önemli. Yani şehir az... Ha bir de ona değinelim isterseniz. Yani 11. slide'da bizim 5. sefer yaptığımız bir araştırma vardı. Öğrenci dostu şehirler. Öğrenci dostu... Eskişehir 1. Her zaman. 5 sefer yaptık. 5'inde de Eskişehir çıkıyor. Yılmaz Büyükersen hocama selamlar, saygılar buradan. Ama çünkü o üniversiteden şehir yönetme. Önce üniversiteyi yönetti. Önce üniversiteyi hani düzeltti. Biz sadece şimdi düzeltti. Makaleye bakıyoruz falan diyoruz üniversitede. Bir de şehir meselesi var. Yani bir üniversite okumak şehirle de alakalı. İyi bir üniversite okumak, orada hayatını gelir. Oradaki yaşam biçimleri. Hangi şehirler yani çok iyi? İstanbul. Kıyı şehirleri. Hocam değişiyor. Her sene değişmekle birlikte Eskişehir bir kere her zaman orada. Eskişehir'de Ankara var. Ankara iyi. Bunu bir de şöyle değerlendiriyorlar. Bu pahalılık araştırması değil. Bu biraz özgürlük araştırması. Kendini o şehirde iyi öğrenci kendinden rahat hissediyor. Yani İstanbul'u neden beğeniyor? Yapacak kültür, şey bulduğu için. Konser. Bazen de şey tutarlı olmuyor burada. O şehirdeki üniversite o kadar iyi çıkmayabiliyor. Ama şehir ama çıkıyor. Şehir ortamında bir şeyler buluyor. Çanakkale mesela sürekli yukarıda çıkan şehirlerden bir tanesi. Kıyı bölgeler. Tecerler, şimdi Karadeniz Çanakkale gelmeye başladı. Bunu seçim haritalarına falan da benzetiyorlar enteresan ama. Enteresan Balıkesir iyi çıkmamış mesela. Balıkesir yükselmeye başlıyor. Ve yani Karadeniz bölgesi gelmeye başladı mesela son yıllarda. Eskiden de vardı belki ama bu şehirlerde çocuklar mesela herhalde Kayseri biraz değil. Daha... Abdülhakül orayı etkileyememiş. Evet, iki tane üniversite var orada. Çok iyi iki tane üniversite Kayseri, var. Yani ben Kayseriliyim. Ya bir tersini düşünün Eskişehir. Anadolu Üniversitesi sadece ziyarete giderim. Anadolu Üniversitesi yükselmeye başladı evet. Bir senedir. Yeni kurulan bir üniversite var. Bir kadın rektör atadılar. Uçuyor. İyi gidiyor. Acayip iyi gidiyor yani. Yani şehrin üniversiteleri bu kadar memnuniyet şehirden varken üniversiteler bazen onu yakalayamıyor. Antalya iyi, Mersin kötü, Adana iyi. Enteresan. Hatay. Hatay. Ya buralarda aslında çocukların kendini ne kadar belki huzurlu, mutlu hissediyor. Ne kadar özgür pahalı deyince abi. Bu harita değişir. Tam tersi çıkabilir yani. Tabii, o zaman bakarsınız ki Diyarbakır en memnun olunan evet, şehir çıkabilir. Evet. Yani. İstanbul. Sadece esnaf da değil yani bu. Ya şu yıl tam burslu öğrencim Diyarbakır'dan arıyor beni. Kirayı ödeyemeyeceğim için gelemeyeceğim diyor. Ya diyorum biz senden para pul istemiyoruz. Tamam ama yurtta kalmam gerekiyor. Kira diyor. Yani bu sene üniversite evet, ücretleri İstanbul batabilir gibi, bu sene. Antalya çok kötü olabilir. Ücretler olduğu evet, gibi. Vakıf üniversiteleri de aynı şekilde hocam. Çok büyük paralar yani. Evet. Gene kendilerince belki kendini ikame etmek evet. Zorunda kaldıkları için. Yani o fiyatlar 270 bin liraya. 270 bine lise var hocam. Evet. Liseler daha pahalı. Yani 150 bine anaokul da var. Ya bu sene yalnız, bu sene tercihleri ve puanları çok etkileyebilir. Evet. Yani bu anlamda şehirler arası geçiş zayıflayacak çünkü insanlar karar vermek istemiyor artık. Oldukları yerde kalacaklar. Daha büyük problem sosyal hareketlilik. Yani çok büyük şeyler yani başımız belaya girebilir şeyde. Yurt yok. Yok. Veya yurda giren var da yurt. Yurtta kalamayan ne yapacak? Bununla Barış beraber pek çok üniversitede ahlaki sorunların da ortaya çıkmaya başladığını duyuyoruz, konuşuluyor. Şehir isimlerine girerseniz girmeyelim. Orada hayır şu anlamda. Önünüze Twitter'da bir şehir isminde ne oluyor diye merak ederseniz ne çıktığını görüyorsunuz. Yani çok tuhaf şeyler. Çok tuhaf şeyler. Ama burada önemli şehirler ya mesela hocam Antalya'da ama Antalya çok feci durumda yani şu anda. Kiraların en hızlı arttığı yer. Evet, öğretmenler ne yapacağını şaşırdı orada şu anda memurlar. Şimdi size öğrencileri ne yapacaksınız? Değil mi? İstanbul çok büyük yara alacak. Yani puanlar açısından. Geçen sene aldığı yarayı büyük oranda artacak o. Şeyleri merak ediyorum. Ben yani bu vakıf üniversitelerindeki durum ne olacak? Dediği gibi adam gelemez. Toz duman. Yani yüzlerce özel okul, K12 okulu kapanacak bu sene. Birçok vakıf üniversitesi de bayağı zor günler geçirecek. Ya Temmuz ayında fiyat belirlemen gerekiyor. Ki geç belirlendiği de şikayet geliyor. Bir sonraki Eylül'e kadar o fiyatta yaşamak zorundasın. Nasıl geçeceksin? Web sayfalarında bu arada yani gaz 2 misline çıkıyor. Elektrik 3 misline çıkıyor. Hocana ara zam vermen gerekiyor. Bu nasıl olacak? Gerçek vakıf olmayanlar
Hocam diğer vakıf üniversitelerindeki şey hocam, doğru mu? Hocam gerçek vakıfta sıkıntıya girecek. Şu an önceden vakfın belli bir geliri var. Asgari ücretle var. Profesör çalıştırma diye bir olay var mı hocam? Yani yok tabii ki. Bizde yok en azından. Herkesi bilemeyeceğim ama şu anda devletteki profesör maaşı 22 bin TL. 22 bin TL'nin altında profesör çalıştıramazsın. Ama bazı vakıflar brüt 22 bin diye bunu hesaplıyorlar. Hmm. Bazıları da tam zamanlı göstermiyor. Asgari ücretten bir tane iki tane ders vermek. Yani demek ki YÖK'te de bazı şeylerin yapılması gerekiyor. Yani bir düzenleme gelmesi çok daha sağlam bir denetim gerekiyor. Çok. Ama bunun çok ciddi sorunlar bekliyor fiyatlardan ötürü. Evet. Yani bu yani geçen sene bakın 100 liralık bir... Ama vakıf üniversiteleri, özel üniversiteler %25 zam sınırı var değil mi? Hayır. Ha, yok mu? Ortalama 63,5. %63. Ortalama %63,5. Hayır, %100 zam yapanı biliyorsunuz yani. Liselere %25 zam sınırı getirdi. 38. 38 mi çıkarıldı? Ha? Evet. Mesela bence o çok büyük bir darbe. Sen yalnız o paralar şey değil ki hocam. Ondan sonra onların gelirlerine kısıt koyuyorsun. Onlara şöyle yapmışlar. Onlara şöyle yapmışlar. Yeni giren öğrenciye aşırı fahiş fiyat uygulayarak diğerlerini... Servise %100 zam, yemeğe %100 hocam, zam. Kantinler. O zaman ne yapacak adam? Kantinlerin kendisiyle bu avantisi varsa... 100 liralık bir operasyon düşün. Bunun 60'ı hocalara gidiyor. 40'ı diğer masraflar. Bu diğer masraflar en az 2'ye katlandı. 80 oldu mu sana? Hocalara da %50 zam vermeye kalksan 90 da oradan geldi mi? Etti 170. Ama sana %38 zam verme izni veriyor devlet. Ne olacak şimdi? Başka yerden mümkün çıkaracak. Mümkün değil yani. Özel okulların ayakta kalması mümkün değil. Daha da ilginci benim sektörümde bazı vakıf üniversiteleri dolduramayız diye korkudan, yani kendine güvenenler %100 zamı bastılar. Görüyorsunuz zaten kim olduklarını onların. Bazıları korkudan %30, %40 zam yaptı. Bu okullar yürütemezler bu zamla. Yani hocalarını ezmek zorundalar. Dışarıdan hoca getirmek zorundalar. Köle gibi insanları kullanmak zorundalar. Sene içinde çıkartıp başkaları almak büyük zorundalar. Büyük bir kriz diye başladık ya programa. Gelebilir. Yani her anlamda bu sistemde bir tıkanma ileriki yıllarda biz görebiliriz. Yine ekonomi bu durumdayken yani her sektörde toz duman. Eğitimde bundan muaf olabilirler. Payını alacak. Ama herhalde bundan en az etkilenecek olanlar yine kalitelerini nispeten koyacak olanlar herhalde devlet üniversiteleri. Devlet üniversitesi dolar. Hiçbir maddi sorumluluğu yok ki. Devlet maaşı veriyor. Ara zammı da yaptı. Nispeten korudu da hocalarını. Ya eskiden bakın ben ilk üniversitemi kurduğumda devletin 3 misli falan maaş veriyorduk biz. Yani 5000 dolar maaş verdiğimizi hatırlıyorum. Şimdi 1000 dolar bile veremiyor üniversiteler. Ve YÖK üniversiteleri diyor ki en az devlet kadar vermek zorundasınız. Vakıflar devletin altına düştüler. Evet. Ve yani 10-15 senede geldiğimiz yere bakar mısınız? Sektör gerçekten toz duman. Ben bu seneyi çok zor geçmişti. Bir ara bu şey hayatta kalma şeyini ben yapamayan bitsin gibi de bir şey söylemek lazım aslında. Bazılarının da gerçekten bu sektörden çekilmesi gerekiyor. Çekilmesi lazım. Aynı kaydettiğim. Bazılarının da olması lazım. Yani bu kandırmaca tabii. Nereye kadar? Yani bu sen vakıf üniversitesi değilsin yani. Yani bu sene 10 milyon, 20 milyon ekstradan enjekte edemiyorsan sen üniversitene gerçekten vakıf üniversitesi değilsin. Ve senin sahneden çekilmen gerekiyor. 10 milyon, 20 milyon yeter mi? Yetebilir. Yani biz geçen sene neredeyse gelir gider eşit konumdaydık. Bu sene -20 falan zaten en azından yazacağız. Para kazanacağım diye bir şey yani tabii biz çok tabii. Küçük bir üniversiteyiz. Yani daha büyükler için bu 40-50 milyon da olabilir. Fakat yani ben 300 milyon dolar harcadığımızı hatırlıyorum ilk üniversitemde. Dolayısıyla 50 milyon TL bu sene gömmek zorunda kalırlarsa operasyonlara bu... Yani karşılanabilecek bir şey. 50 milyon TL dediğiniz? Ciddi vakıflar için. 4 milyon dolar, 3 milyon dolar. Tabii. Ciddi vakıflar 3 için. 3 milyon dolar ama dediğim. Ticari kurumlar için bu katlanılabilir bir şey değil. Onlar ama böyle ticari kavramını kullanmıyor. Demek ki vakıf değil. Çünkü vakıf üniversitelerinin yarısından fazlası vakıf değil. Yani o tespitiniz doğru. Ben yine vakıf adını kullanmayı tercih ediyorum. Ama yarısından fazlasının mevzuatın da ticari olduğunu biliyorum. Ticari üniversite haline dönüştürülmesi gerekiyor. Bence de mevzuatın doğru yani deveye deve kuşa kuş demesi lazım. İstediği yani. Parayı evet, yersin. Evet ama mevzuatı değiştirirseniz vakıf üniversitesini özel üniversite yapamazsınız. Çünkü o vakıf üniversitesi olarak açılmış. Kapatılıp yeniden açılması lazım. Ya da kendinin iflas etmesini beklemek gerekecek. Evet. Peki hocam. Vahim bir tablo koyduk ortaya. Yani öğrenciler lütfen gidebildikleri kadar çok üniversiteyi ziyaret etsinler. Evet. Hocalarla mezunların ne yapıyor ona baksınlar. Mezunların ne yapıyor ona baksınlar. Üniversitenin olanakları, kampüsü özellikle profesyonel gelişim, kariyer kantine bakarak gözlerini boyamasınlar. Evet, havuza bakmasınlar, çimene bakmasınlar. Profesyonel çimen gelişim olanaklarına baksınlar. Çimen de fena değil, çimen de baksınlar hocam. Çimen olabilir ama profesyonel gelişim olanaklarına baksınlar. Üniversitenin sağladığı, üniversite dışındaki faydalara, fırsatlara baksınlar.
ve bilinçli tercih yapma açısından bütün derdimiz o. Ben bugün MEF'e girmek istemeyen çok sayıda öğrenciyle konuştum. Ya işte Boğaziçi'nin şu bölümünü seçeyim, bunu mu seçeyim? İTÜ'den bunu mu seçeyim, bunu mu seçeyim? Garip yani bir şey bizim var. Bizim amacımız puanın zayi olmasın hikayesi var. Bir de öyle bir şey var. Puanın hocam, mesela istemediği bölüme giriyor çocuk. Puanı bugün için yaşamış. Sosyal, bunları anlatmaz. Hayatı boyunca puanı için ki, yaşamış adam. Ben diyor işte hukuka girecektim diyor. Sosyal medyada okudum bugün. Hukuka girmek istiyordum diyor ama diyor işte Boğaziçi sosyolojinin puanı daha yüksek olduğu için diyor puanım oraya diyor oraya girdim diyor. Ve diyor pişmanım diyor. Ya niye girdin kardeşim? Ya aynen böyle bir abla geldi. Ben dedi puanım yazık olmasın diye ismini vermeyeceğim. Büyük bir hukuk fakültesine girdim. Çok pişmanım dedi. Allah'tan kardeşim daha az puan tutturdu da dedi. Böyle bir derdi olmayacak. İnşallah size gelecek. Dedi. Ben böyle problemi. İnanamıyorum yani. O puan para mıydı ya? Yani amacımız bu. Ben her gün üniversitedeyim. Ayrıca 5'te, 7'de ve 9'da Instagram'dan, YouTube'dan yayınlar yapıyorum. 100 tane soru cevaplıyorum günde. Aklınıza gelecek her türlü soru geliyor. Ve bunların belki 10 tanesi MEF'le ilgili oluyor. Dolayısıyla öğrencilere tavsiyem bir şeyler bildiğine inandığınız herkese sorun, olabildiğince çok bilgi edinin ve bilinçli bir tercih yapın. Pişmanlık ihtimalinizi en aza düşürün. Bir de haklarınızı unutmayın. Yatay geçiş yapabilirsiniz. Çift anadal yapabilirsiniz. Yan dal yapabilirsiniz. Aynen. Beğenmezseniz değiştirebilirsiniz. Bırakın, bırakabilirsiniz. O karar hayatınızın en önemli kararı değil aslında. Kesinlikle değil. Hatta en önemli kararlar listesinde bence ilk ona girmez. İlk 5'e kesin girmez. Bence de girmez. Yani evlilik kararı var. Aslında ilkokuldan, anaokulundan beri biz insanlara ne istediğini öğretmediğimiz için oluyor. Hocam sağ olun. Engin Hocam, size tavsiyem bugün evden çıkmamanız, hatta bu hafta evden çıkmamanız, konuştuklarınız unutuluncaya kadar pek sokakta gezmemeniz, üniversiteye de gitmemeniz. Kesin ben söyleyeyim, başına bir iş gelecek. Hocam şikayet gelirse Engin Hoca beni gaza getirdi diyeceğim bak. Yani siyaseten demiyorum ama bir üniversite... Hocam bak ama akademisyenin yapması gereken bu. Tam bu. Gördüğü tam şeyi bu. Söylüyor adam. Onu yaratmıyor, uydurmuyor bunları. Birkaç gün yapması gereken her de şey, halkı uyarmak, ben de uyarım evet, kendisini. Her şey veriyle destekliyor. Allah rektörüne kolaylık versin diye. Engin Hocam ağzına sağlık. Allah herkesi, bütün akademisyenleri sizin cesaretinizden bahşeylesin inşallah. Sağ olun, var olun. Leyciler... mesajın için sağ olun. Program abuk sabuk falan değil demiş bazı dostlarımız. Türkiye'ye göre abuk sabuk. Evet, özünde abuk sabuk değil belki ama Türkiye için hakikaten abuk sabuk bunlarla uğraşıyoruz. Ama bunlarla birilerinin uğraşması lazım. Bunlarla uğraşmayan ülkelerde, bunlarla kimse uğraşmadığı ülkelerde hiçbir halt olmuyor. Biz de belki olur diye uğraşıyoruz. Yani şöyle bir tuz atıyoruz bir şeye. Belki tutar, maya atıyoruz, tutar belki diye. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.